Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu akşam konuk edeceğiz. Kurultaydan sonraki ilk program. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Tarafsız Bölge. Evet. İlk program değil mi? İlk program. Kurultaydan sonraki evet. Durumları değerlendireceğiz. Evet. Türkiye gündemini konuşacağız tamam. Bu akşam Tarafsız Bölge'de. Tekrar hoş geldiniz. Bizim grubun iki Ankara temsilcisi bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular soracaklar. Hande Fırat ve Deniz Zeyrek, her ikisine de merhaba diyorum. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Türkiye gündeminde bugün iki konu çok ön plana çıktı. Biri AK Parti içinde tartışmalara yol açan Bülent Arınç'ın çıkışı. Diğeri de doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir konu. Atatürk fotoğrafı, Aylin Nazlı Aka ve onun etrafındaki bir süredir devam eden tartışmalar. Evet. Bu iki konuyla başlayalım. Daha sonra da gündemde ne varsa her arkadaşımız onu serbest bir şekilde soracaklar. Şimdi ilk konu Bülent Arınç'ın çıkışı. Deniz, istersen sen başla. Evet. Tartışmayı takip ettiniz. Evet. Sayın Bülent Arınç özellikle bu Kürt sorununun çözümü konusunda Dolmabahçe meselesine değinirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meseleyi bildiğini iddia etti. Evet. En azından kendisinin böyle bilgilendirildiğini söyledi. Ve Cumhurbaşkanı da içinde o zat diye hitap ettiği Sayın Arınç'a bir yanıt verdi. Bülent Arınç sonra tekrar yanıt verdi. Siz bu meseleyi çözüm süreci bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sadece AK Parti içindeki bir tartışma olarak mı görüyorsunuz? Yoksa çözüm sürecinde geçmişte yapıldığını iddia ettiğiniz, söylediğiniz hataların bir yansıması mıdır? Birden fazla açıdan değerlendirilebilir. Birincisi şu, bu tamamen AKP'nin kendi iç tartışmasıdır ve dolayısıyla bizi ilgilendirmez. Kendileri kendi aralarında tartışırlar. Ama ele alınan konu ve bunun bir iç mesele olmanın çok ötesinde bir konu olduğunu gösteriyor. Dolmabahçe olayının kendisine bilgiyi aktaranı da bir anlamda Sayın Arınç zaten dile getiriyor. Ve onu da dolaylı olarak bir anlamda kendi iç vicdan muhasebesi yapmasını da istiyor. O açıdan Yalçın Akdoğan. Evet, Yalçın Akdoğan'a bunu da gayet açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Bana sorarsanız Erdoğan'ın dediği mi doğrudur, Bülent Arınç'ın dediği mi doğrudur? Bütün samimiyetimle söyleyeyim, bana göre ben Bülent Arınç'ın söylediğinin doğru olduğuna inanırım. Neden? Çünkü yani ben de geçmişte Sayın Arınç'ı eleştirdim. Çoğu zaman belli konularda açıklamalar yapması için de zorladım. Çünkü sonuçta bir iç vicdan muhasebesi yapabilecek olgunlukta olan bir siyasetçi. Benim gözlemim o. Gördüğüm de o. Bazı şeyleri samimi olarak dile getiriyor. Ama eleştirdiğim noktaları da var tabii. Örneğin işte Ankara'yı parsel parsel sattılar. Şu seçimler bitsin ben size göstereyim gibilerden bir açıklama yapmıştı. Seçimler bitti. Hiçbir açıklama yok. Bu açıklamada da son yaptığı Twitter üzerinden açıklamada da aslında ilginç şeyler var. Daha henüz güneş yüzü çınarın gölgesinde güneş yüzü görmemiş hakikatlerden söz ediyor. Şimdi AKP'nin kendi içinde derin bir vicdan sorgulaması var. Yani o çınarın gölgesinde, ki çınar olup olmadığı her zaman tartışılabilir, güneş yüzü görmemiş hakikatler nelerdir? Bu acaba İmralı, Oslo, diğer görüşmeler mi? Bizim bilmediğimiz başka ayrıntılar mı? Emin olun, belki bunlar rahatlıkla konuşulabilse ve açıklanabilse, biz iktidarın gerçek yüzünü görme imkanına kavuşmuş olacağız. Bu açıdan bakılınca Arınç'ın yaptığı açıklamayı Erdoğan'ın oldukça sert bir üslupla, onu da rahatsız edici, Arınç'ı rahatsız edici bir üslupla yatsıması, Arınç'ın yine terbiye üslubu içinde ona yanıt vermeye kalkması
Günlük bir tartışma. Keşke mümkün olsaydı da biz daha farklı bir ortamda bunları tartışabilseydik. Örneğin Sayın Arınç da burada olsaydı, oturup tartışabilseydik ve onu neyi kastettiğinin, neleri anlattığını ya da anlatmak istediklerini bize de anlatabilseydi. Şimdi yansımanın ötesinde o iddiaya Cumhurbaşkanı'nın benim müsaademle yapıldığının iddia edilmesi kesinlikle dürüst bir hareket değildir, doğru da değildir ifadesi var. Siz bunu doğru bulmuyorsunuz değil mi? Buna inanmıyorsunuz öncelikle. Buna mı inanmıyorsunuz? Evet, evet. Bu cümleye inanmıyorsunuz. Evet. Çünkü peki, şu var bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında tek parti lideri tarafından, yani bir lider tarafından yönetilen bir partidir. Yani içinde farklı unsurlar, farklı düşünceler olsa bile bunların dışa yansımamasına özen gösterilen bir partidir. Ve o partinin tek söz sahibi olan kişisi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bu çerçeveden bakılınca atılan her adım dolayısıyla ondan izin istenilir. Bakın, atılan her adım dolayısıyla. Ne diyordu kendisi? Eğer İstanbul'da kupon bir arazi varsa bana soracaksınız diyor. Kupon arazi konusunda bile Erdoğan'ın görüşünü alıp hareket eden bir siyasal parti, Türkiye'nin en derinlikli sorununu Dolmabahçe'de çözmek için bir araya gelecekler de onun haberi olmayacak. Kaldı ki tek kanaldan değil, birden fazla kanaldan Erdoğan'ın haberi olduğu söylendi. HDP kanadından da söylendi, AKP kanadından da söyledi ve hiç yasımadı. Ta ki Arınç'ın yaptığı açıklamaya şimdi kadar. Şimdi onu da merak ediyor tabii insan. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Şöyle ki Bülent Arınç uzunca yıldır, yani sac ayağı deniyordu, AK Parti'nin sac ayaklarından biri olarak evet, telaffuz edilen isim. Hiç bu kadar belki ara ara eleştirileri oldu ama tüm bunları bundan işte bir yıl evvel değil, bugün sizce dile getirmesinin sebebi ne? Siyaseten ne görüyorsunuz burada? O ayrıntıya pek girmek istemem. Aralarında neler var doğrusunu istersen onu hiç de merak etmiyorum. Acaba şu mu, şundan mı çekindiğiniz için girmek istemiyorsunuz ya da yanlış anlaşılmak istenmediğiniz için? Yani AK Parti içindeki bu kargaşadan muhalefet yararlanmak istiyor ve bunun tadını evet, çıkarıyor evet, izlenimi yani, vermek. Evet evet, yani doğru değil yani, sonuçta kendi aralarında tartışıyorlar. O tartışma bize bazı gerçekleri gösteriyor aslında. Bizim zaten geçmişte merak ettiğimiz veya şu veya bu şekilde bildiğimiz ama bir şekliyle kanıtlayamadığımız ama düşünce olarak arka planda sürekli kapalı kapılar ardında görüştüğümüz bazı gerçekler aslında bilinmeyen gerçekler değil. Yani Sayın Arınç hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği ortaya koymuş değil. Hepimizin bildiği bir gerçeği bir şekliyle dile getirdi. Ama onun ötesinde çok daha ağırlıklı, daha güneş yüzü görmemiş hakikatlerden bahsediyor ki asıl tabii hepimizin merakı, şahsen benim de merakım, o güneş yüzü görmeyen hakikatler nelerdir? Bu çözüm süreciyle ilgili mi? 17-25 Aralık olaylarıyla mı ilgili? Partinin içindeki başka aktörler var, onlarla mı ilgili? Bunları bilmiyoruz tabii. Şimdi Bülent Arınç ismi olunca peş peşe bir takım açıklamalar oldu ya da tweetler atıldı. Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, işte Sadullah Ergin gibi. Bununla birlikte de bazı yerlerde özellikle tüm bu isimlerin Abdullah Gül'le bir bağlantısı olduğu iddiası gündeme taşındı. Eski Cumhurbaşkanı'yla aslında bir önemli de gelişme. Sizin evet, telefonda görüştüğünüzü biliyoruz, öğrendik. Evet. Geçirdiği bir operasyon sebebiyle ama geçmiş olsun sadece bunu mu konuştunuz? İlettim. Böyle bir gündem varken acaba siyaset, son gelişmeleri konuştunuz mu diye de merak ediyoruz. Hayır, ona özellikle girmemeye özen gösterdim. Sayın Gül iç politikayla mutlaka ilgileniyordur. Yani ilgilenmemesi mümkün değil ama benim Sayın Gül'le AKP içindeki bir iç politikayı konuşmam ya da oradaki gelişmeleri görüşmem etik değil, doğru da değil zaten. Ben sadece eli dolayısıyla geçirdiği bir operasyon vardı. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisi de yani Türkiye'yi izlediğini, gözlediğini bir şekilde ifade ettim. Efendim şimdi Hande'nin sorusundan alarak soracağım. İki şey var. Birisi biraz önce vicdan muhasebesi gibi algıladığınızı evet, yani o izlenim edindim ben. Evet. Yani Bülent Arınç vicdan muhasebesi yaptığı için böyle bir yaklaşım sergiledi dediğinizi düşünüyorum. Bir tarafta da Hande'nin saydığı isimlerin verdiği bir destek var. Yani o da AK Parti içinde farklı düşünenlerin artık kendilerini ifade etmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Yani siz bunların hangisini
Doğru buluyorsunuz. Şimdi farklı, yani farklı düşünenler zaman zaman çıktı zaten ortaya. Ama bunlar baskıyla söyledikleri sözlerden geri adım attılar. Örneğin bu 17-25 Aralık olayında dönemin bakanı kalktı dedi ki ya ben niye istifa edeceğim? İstifa edecek olan varsa Erdoğan'dır. O söyledi, ben de yaptım. Ama aynı bakan bir süre sonra geri adım attı. Yani içeriden gelen baskıyla. Ama ben Arınç'ın içeriden bir baskıyla geri adım atacağı kanısında değilim. Çünkü özgüveni yüksek ve parti içinde elde ettiği bilgiler de bir şekliyle söylemlerini destekliyor. Ve daha da önemlisi bana göre Arınç'ın partide bir ağırlığı vardı. Kendi deyimiyle benim bir özgül ağırlığım var diyor. Diğer siyasilere göre bir farklı ağırlığım var diyor. Doğru, bu ağırlığı da var. Onu hepimiz de biliyoruz aslında böyle bir ağırlığı olduğunu. Ama öyle bir noktaya geliyor ki demek ki Arınç bile artık patlama noktasına gelmiş durumda. Yani efendim, bu partinin içindeki gelişmeler kendisini rahatsız ediyor. Sadece kendisini değil, işte bir grup az önce sizin söylediğiniz kişileri de bir şekilde rahatsız ediyor. Öyle anlaşılıyor. Bu bir şimdi Deniz'in sorduğu soruyu devam ettirelim. Bu böyle kişisel vicdani rahatsızlıkların dışa vurumu mu? Bülent Arınç ve diğerleri açısından baktığımızda, yoksa siz burada bir örgütlü kalkışma görüyor musunuz? Hayır. Çünkü böyle yorumlayanlar da var. Yani. Hayır, ben öyle bir yorumlama yapmıyorum. Bir süre sonra her şey gene eski tas eski hamam devam eder. Arınç ve arkadaşları kimler varsa arkasında bilmiyorum. Onlar yine bir köşede otururlar. Herhangi bir şey olmaz. Çünkü yani yeni bir hareket çıkmaz mı? Yeni bir parti. Yok, hiç sanmıyorum. Abdullah Gül'ün arka planda olduğu Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Sadullah Ergin. Hiç sanmıyorum. Yani böyle bir yeni hareketin ortaya çıkacağını falan hiç sanmıyorum. Peki efendim, şimdi diyorsunuz ki Bülent Arınç... Nedeni de şu: Adalet ve Kalkınma Partisi bir rant partisidir. Rant dağıttığı sürece, paraları dağıttığı sürece, ihaleleri dağıttığı sürece buradan bir ayrışma falan beklemek mümkün değil. Ha, olabilir. Zaman zaman işte belli çıkış yapanlar vardır. Geçmişte dönemi Maliye Bakanı da bir çıkış yaptı, ayrıldı. Şimdi Bülent Arınç bir çıkış yapıyor. O da kendi yandaşları tarafından, AKP'deki troller tarafından oldukça sert şekilde eleştiriliyor. Ama bir süre sonra bunlar durulur diye düşünüyorum. Bu koşullarda o zaman Arınç'ı da aslında dürüst bulmuyor musunuz? Efendim? O zaman bu koşullarda Arınç'ı da dürüst bulmuyor musunuz? Neden böyle sordun? Hani... Yani rant partisi ve genelde işte bu çıkış oluyor ve sonra bir kenarda duruyorlar dediği için sordum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten eleştirdiğim nokta da o. Yani Sayın Arınç çok şey biliyor. O çınarın gölgesinde güneş yüzü görmeyen hakikatleri kendisi biliyor. Ankara Büyükşehir için de bütün gerçekleri biliyor. Ve şu vurguyu yapması da çok önemli Sayın Arınç'ın. Diyor ki ben bakanlık yönettim. Elim hiçbir zaman harama uzanmadı. Çıkar peşinde koşmadım. Görevimi yaptım. Bunlara da özel olarak vurgu yapıyor zaten. Şimdi bu vurguyu yapmasının nedeni ne? Sizin etrafınızdaki pek çok insan aslında besleniyor. O gerçeğe dolaylı olarak dikkat çekiyor. Yani biraz ayrıntılı okuduğunuzda bunların hepsini görebiliyorsunuz Arınç'ın mesajında. Yani Arınç'ı rahatsız eden, vicdanen rahatsız eden pek çok unsuru var. Yani yolsuzluklar, daha önce de buna benzer bazı çıkışlar oldu zaten Sayın Arınç'ın. Ama bu çıkışlar bir yerde kalıyor ve duruyor orada. Son çıkışları özellikle ben ilk çıkışından sonra ikinci bir yanıt vermez diye düşünüyordum şahsen. Ama o zat diye özel bir tanımlama yaparak Bülent Arınç'ı Erdoğan'ın hedef alması, ben bunun cevabını vereceğim diye önce söylemesi, sonra 17-25'te bir cevap vermesi tabii anlamlı. Peki efendim, şimdi güneş altında hakikatler var. Gün yüzü görmemiş hakikatler. Veya edebi bir şeyi de var yani, evet. Değil mi? Gücü de var. Gün yüzü görmemiş hakikatler var. Şimdi ben şundan hiç hoşlanmıyorum. Yani ben çok şey biliyorum ama söylemiyorum. Yani bu mesela biraz hafiften şantaja da giriyor. Evet. Varsa elinizde eğer bir bilgi ve bunu kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyorsa, vicdanen, kamu yararı varsa bunda açıklayacaksınız, ama benim elimde bilgiler var demek doğru bir şey değil yani.
biraz şantaja giriyor yani. Ne demek istiyorsun? Bunları açıklamak için sana ne yapılması gerekiyor? Bizim de eleştirdiğimiz yönü o zaten. Yani Ankara ile ilgili, Ankara'yı parsel parsel sattınız, seçimlerden sonra açıklayacağım dedi. Seçimler bitti. Hiçbir açıklama olmadı. O zaman neden büyük laflar ediyorsun? Hiç etmeyin. Yani Arınç'a eleştirdiğim nokta da o zaten. Arınç'a yakışmıyor. Yani Arınç çıkar, bir eleştiri yapar, durur yerinde, tamam. Çünkü şey dediniz, rant partisi dediniz. Halbuki Arınç için hani tırnak içinde ranta bulaşmamış isim olarak temayüz etmiştir Arınç. Böyle denir. Denir. Yani eğer rant beklentisi de yoksa, bir rantı da yoksa ve elinde eğer güneşe çıkmamış hakikatler, güneş yüzü görmemiş hakikatler varsa niye susuyor? Bir de onların dilinden konuşalım. Yani kul hakkı yemenin en ağır suç olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman kul hakkı yeni siz biliyorsunuz, görüyorsunuz, tanıyorsunuz, ses çıkarmıyorsunuz. O zaman o suça ortak oluyorsunuz demektir. Arınç da eğer gerçekten çınarın gölgesinde gün yüzü görmemiş hakikatlerden söz ediyorsa ve bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşacaksa çıkıp konuşsun. Ama ben konuşmayayım, sesimi de çıkarmayayım, o zaman bu kadar büyük laflar etmesin. Yani benim kısaca söyleyeceğim bunlar. Yani Sayın Arınç'ın keşke mümkün olsaydı da, tabii Arınç'ın söylemlerinin önemi de bir de şuradan kaynaklanıyor. Bir parti içi kavganın ötesindeki bir gerçeği tartışıyorlar aslında. Bir çözüm sürecini tartışıyorlar aslında. Yani Arınç orada belli konulara vurgu yapıyor. Olay bir cumhurbaşkanı ve geçmiş bir bakan arasındaki sıradan bir tartışmanın ötesinde hepimizi ilgilendiren bir tartışma aslında. Belki de bu tartışmamızı yani ya da bu programa ilk böyle bir tartışmadan belki de başlamamızın temel nedenlerinden birisi de bu. Yani klasik iki kişi arasındaki özel bir tartışma değil bu. Tamamen devletin 30 yıldır hükümetin de AKP'nin de 13 yıldır çözmek için, 14 yıldır çözmek için çaba harcayıp da çözemediği ve sonunda bir çıkmaz noktaya Türkiye'yi getirdiği bir sorun tabii. Bunu da Arınç bir şekilde dile getiriyor. Makam ve mevkiler gidince, biraz böyle dışlanınca mı acaba konuşuyor? Çünkü öyle eleştiriler de var AK Parti içinden Arınç'a ve Haklılar. O eleştiriler tamamen haklı. TRT kendisine bağlıyken muhalefete ne kadar yer verip vermediğini, kendisinin önüne dosya konduğu halde, bakın, dosyayı koyduğumuz halde, kendisine yazıyla gönderdiğimiz halde, Arınç'a, dönemin bakanıydı, sessizliğini tamamen korudu. Onun için bu tür tartışmalar, hani böyle çok samimi tartışmaların ötesinde, hani az önce de siz de söylediniz, yani acaba böyle bir koltuk gitti, işte madem ki koltuk gitti, o da ben, o zaman da ben üstü örtülü bir şeyler söyleyeyim de sana sakın ola ki bir daha bana cevap vermesin, bu işi kapatalım gibi bir anlayış. Doğru bulmuyorum. Yani. Diğer üç isim için de benzer eleştiriler parti içinden yöneltiliyor. Yani diğer üç isim için de benzer eleştiriler parti içinden yöneltiliyor. Hepsi için de. Gerçi Arınç, dışarıda Arınç özellikle ben parti içinde en yetkili makamdayken de eleştirilerimi dile getiriyordum diyerek buna cevap veriyor ama hani ben Sayın Kılıçdaroğlu'na içeride dile getiriliyordu büyük bir ihtimalle, içeride yani kapalı kapılar ardında Arınç'ın eleştiriler yaptığı düşünülebilir ama şimdi kamu önünde de yaptığı oldu zaman zaman oldu ama bunlar yani çok doyurucu şeyler değil. Yani belki Arınç'a kamuoyu önünde ya Arınç düzgün adamdır imgesini güçlendirmek için arada bir böyle bu tür çıkışlar yapıyordu. Yani yapılabilir yani bunlar. Sadece Arınç değil tabii. Yani her partinin kendi içinde saygıdeğer insanları vardır. Yani Arınç da belki bunlardan birisidir ama Arınç bakanlık yaptığı dönemde TRT kendisine bağlıyken TRT'yi AKP'nin yayın organı olarak kullanmıştır. Şimdi bağlı olan bakan da aynı süreci devam ettirmektedir. Dolayısıyla hani böyle dürüstlükten söz ederken, ahlaktan söz ederken, tarafsızlıktan söz ederken, yasaların objektif uygulanmasından söz ederken o cenahta Arınç yoktur. O cenahta yoktur. Arınç sadece belki birebir tanık olduğu, birebir tanık olduğu ve vicdanen de rahatsız olduğu, kendi inanç dünyası açısından da rahatsız olduğu bazı konuları belki artık ya tahammül edilemez noktaya geldi, şu cümleyi kullanayım
demiştir. Belki patlama noktası odur yani. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sesleniyoruz sizlere. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Türkiye'nin en çok konuştuğu konuyu, bu Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı ile arasındaki polemiği tartıştık. Birinci bölümde ele aldık. Benim için en dikkat çekici Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı, bu örgütlü bir kalkışma değildir, bu bireysel bir çıkıştır şeklinde, evet, yorumluyor. Oysa her iki Ankara temsilcisi de biliyorlar ki Ankara'da bunun böyle bir ayrı hareket, ayrı bir parti, ayrı bir partileşme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirenler de var. Sayın Kılıçdaroğlu bu değerlendirmelere katılmadığını, evet, ifade etti. Burası enteresandı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz izin verirseniz. İkinci bölümde bugün birkaç haftadır devam eden bir tartışma var. Atatürk posteri indirildi, indirilmedi, çöpe atıldı. Aylin Nazlıak'a öyle dedi, yok bir isim var, şuydu, buydu. O konularda bugün enteresan kararlar alındı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O kararları ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalara yaklaşımını ele alacağız. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Başlıyoruz. Evet, tarafsız bölge devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Hande Fırat ve Deniz Zeyrek de sorularıyla programa katılıyorlar. Şimdi devam edelim. Bu arada Melih Gökçek bana cevap hakkı doğdu demiş Twitter'dan. Gökçek'i eleştirdiniz mi? İlk 21 dakikada. Yani Gökçe'yi muhatap almamız doğru mu acaba? Bilmiyorum, siz bilirsiniz. Biz Bülent Arınç'ı konuşuyoruz ama o kendisini böyle muhatap alınacak kişi sanıyor ama o kişi değil. Geçiyor muyuz? Geçelim. Peki. Tabii en merak edilen... Melih Gökçek de cevap vermek isterse daha sonra kendisiyle konuşuruz, cevap verir. Evet. Tabii ki Aylin Nazlıak'a konusu. Şimdi parti meclisi değerlendirecek durumunu ama şunu merak ediyoruz. Bir defa bugün bir açıklama yaptı kendisi. Evet. Hala bir isim söylemedi ama resmi indirildiğini ama sonra asıldığını da söyledi. Bu gerçekte nedir? Gerçekten böyle bir resim indirildi mi? Çöpe atılmadığı ortaya çıktı en azından bu açıklamayla. Ve daha da önemlisi, bugün bu açıklama yapıldı ama suçlu Aylin Nazlıak mı? Ondan sonra diğer taraftan da Aylin Hanım sizinle konuşup o ismi söylediği iddia ediliyor kulislerde. Sizinle konuşup bu açıklamaları daha evvel yaptı mı? Özellikle ismi söyledi mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu olay ortaya çıktıktan sonra işte kamuoyunda yazıldı, çizildi vesaire ama biz bütün bunların hepsini bir taraftan sessiz sakin izlerken olayı araştırmak istedik tabii. Görevlendirdik arkadaşlarımızı. Duyarlılık gösteren milletvekillerimiz vardı. Kamuoyundan duyarlılık gösterenler var. Önce şunu bir seher, baştan herkesin hakkını teslim edeyim. CHP ve Atatürk bağlamında böyle bir olay dolayısıyla kamuoyunun gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Buradan hiçbir endişemiz yok. Ama biz olayı kamuoyuyla beraber çözmek değil, olayı sessiz, sakin, hukukun gerekleri içinde, kendi iç hukukumuzun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü ve diğer yönetmelikler var. Bu çerçevede olayı çözmek istedik. Arkadaşlarımızı görevlendik. Olay duyulduktan sonra gidildim. İlgili arkadaşlarla konuşuldum. Onlara baştan şu söylendi. Bakın, sizin söylemleriniz banta alınıyor. Bundan da haberiniz olsun dendi. Yani bu kadar dürüst, bu kadar kendi iç dünyamız açısından şeffaf bir araştırma yapıldı. Sonuçta üç arkadaşımızın bir raporu çıktı ortaya. O raporu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük ve Aylin Hanım parti meclis üyesi olduğu için yine iç tüzüğümüze göre parti meclis üyelerinin yüksek disiplin kuruluna sevki için parti meclisinin kararı gerekiyor. Parti meclisinde pazar günü toplayacağız. Dolayısıyla bizim kendi talebimizi, Merkez Yönetim Kurulu'nun talebini parti meclisine aktaracağız. Parti meclisi karar verecek. Şimdi bu saatten sonra benim yapacağım herhangi bir yorum disiplin kurulunun alanına girmek olur. Onlar çünkü asıl işi bundan sonra onlar götürecekler.
Belki yeniden çağıracaklar, Aylin Hanım gelecek, ona soracaklar nasıl oldu bu olay, diğerlerini dinleyecekler ve kararı ondan sonra onlar verecekler. Biz bize gelen ön raporu aldık, oradaki kanaati de değerlendirdik ve parti meclisine indirdik. Belki parti meclisinden geçmeyecek yani. Tabii onu bilmiyoruz. Yani parti meclisinde bu görüşülecek. Parti meclisi, biz merkez yönetim kurulu olarak böyle önerdik ama parti meclisi diyebilir ki hayır, buna gerek yoktur diyebilir. Gerek yoktur derse siz bir şey yapacak mısınız? Efendim? Yani sizin değil. Hayır. Bakın parti meclisi önemli bir karar organıdır. Parti meclisi gerek yoktur derse o zaman onu da gerekçelendirmek zorundadır. Yani oturup da biz buna yok dedik olmaz yani. Onun gerekçesini ortaya koymak zorunda. Hangi gerekçeyle yok diyorum. O oturacak, kendisi değerlendirecek. Tartışacağız kendi, yine kendi aramızda. Dolayısıyla onlara yine oylanacak tabii orada. Eğer disiplin kuruluna sevgi gerekiyorsa, hangi gerekçeyle disiplin kuruluna sevgi gerekiyorsa o gerekçeyi de yazacaktır. Disiplin kuruluna sevk edecektir veya ben, gerek duymayacaktır. İki sorun var. Bir, bu olay doğru olsaydı CHP'de Atatürk resmini duvarına asmayan bir siyasetçinin varlığını kabul eder miydiniz? Asla. Dolayısıyla böyle bir şey bakın, yapan biri varsa... Bakın şunu da söyleyeyim. Ben... bir sefer Atatürk'ü sadece CHP ile özdeşleştirmek doğru değil. Atatürk sadece CHP'nin değil, sadece Türkiye'nin de değil. Dünyanın sayılı liderlerinden birisidir. Atatürk bizim bu coğrafyanın ortak değerlerinden birisidir. Onun fotoğrafını niye indirelim? Kaldı ki indirildiği söylenen fotoğraf, yani çerçeve meclisin demirbaşı zaten. Demirbaş zaten, yani bütün milletvekillerinin odasında aynı tablo var zaten. Yani oradan sökülmesi, tekrar takılması bir ustalık işi. Yani dedim ki olayın ayrıntıları oturulur, konuşulur, ilgili arkadaşlar konuşurlar nedir ne değildir. Bizi rahatsız eden şu, bakın onun da altını özenle çizeyim. Efendim fotoğraf indirildi. Fotoğraf yani ya da çerçeve, büyük çerçeve. Bugüne kadar indirildi mi? Evet, birkaç kez indirildi. Böcek araması yapılıyordu. Bazı CHP milletvekillerinin odasında böcek araması yapılıyordu. O böcek araması dolayısıyla yine çağrıldı kişiler. Çünkü onun monte edilmesi lazım. Yani çağrıldı, indirildi, kontrol edildi. Bazılarında böcek bulundu. O da medyayla paylaşıldı. Sonra asıldı duvara. Yani dolayısıyla bir CHP milletvekili... Atatürk resimleriyle CHP milletvekillerinin odasına, yani böcekler Atatürk resimlerinde mi konuluyor? Arkasına... Çok küçük, arkasına böcekler monte ediliyor. Atatürk resimleri. Yani evet. CHP'lilerin vazgeçemeyeceği. Bu yakın bir zamanda mı, bu eski bildik? Yani ha, böceği duyduk, yok. Onu haber de yaptık. Ha, ama... Haber yapıldı tamam, gazetelerde. Ama ben yani belki Atatürk de iki ay falan oluyor. Ya da iki buçuk her ay falan. Her türlü şeyin yani. Evet, ama sadece... ben Atatürk resmine... Sadece şey Atatürk resmini kastetmediniz herhalde. Hayır, her yani, yerine ayrıntı var. Odanın her tarafı tarandı. Tabii tablo da indir. Yani o... Çerçeve de indirildi. O çerçevenin arkasında. Yani o çerçeve. Arkasında evet. Yani nasıl olsa bu inmez belki. Herhalde öyle düşünmüş olabilirler. Ama tabii taramayı yapan biz değiliz. Yani uzmanlar gelip tarıyorlar. Nerede böcek var, onların aletleri var, nerede yok. Onlar tarıyorlar. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Yani az önce Mustafa Kemal Atatürk için söyledim. Bizim için ayrı bir önemi ve ayrı bir değeri vardır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu partinin kurucusudur. Dolayısıyla bir CHP milletvekilinin Atatürk posterini indirmesi hiç kimsenin asla düşünemeyeceği bir şeydir. Böyle bir şey asla düşünülemez. Mümkün değil yani. Yani böyle bir şey olmadı. Aylin Nazlı Akı bunu yanlış mı aksetti? Hayır, onu bilmiyorum. Bakın, peki Aylin Hanım'ın bize, suçu ne? Yani neden sevk ettiniz disiplini? Hani MYK bir savcıysa, bir iddia... Yani, ortaya atıyorsa. Arkadaşlar şimdi gazetelerde yazdı. İşte biz de gazetelerden okuduk. Atatürk resminin indirildiğini. Niye indiriyorsun dediği zaman da işte yeni şeyler söylemek lazım gibi ifadeler vardı tabii orada. Biz de onun üzerine zaten başlattık. Yani bakın bakalım nedir bu yani? Kim Atatürk'ün resmini indirmeye cesaret etti? Bir şey çıkmadı. Kimse değil miymiş? Şimdi onu bilmiyoruz. Aylin Hanım'ı neyle suçluyorsunuz? Şu ana kadar bilmiyoruz. Şimdi bizi rahatsız eden nokta şu, bakın onu da çok açık net söyleyeyim. Şu anda bütün milletvekilleri töhmet altında.
Aylin Nazlı Akan'ın problemi bu mu? Bütün milletvekillerini töhmet altında bırakmak. Bir anlamda öyle. Ya çıkar Aylin Hanım der ki şu kişi indirdi, biz de o kişiyi çağırırız. Kardeşim sen niye indirdin? Size söyledi mi bu ismi? Öyle bir iddia var da. Şimdi bakın, ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ankara'da çok ayrıntıya bir erkek milletvekili. Çok ayrıntıya girmeyi doğru bulmuyorum. Etkileyebilir. Ama bana söyleyip söylememenin çok daha ötesinde bunun ilgili komisyona gelip deklare etmesi lazım. Şu kişidir diye tanımlaması lazım. Eğer onu yapabilirse zaten bizim açımızdan sorun yok. O zaman çağıracağız o arkadaşımızı. Şimdi bu yapılmadı o zaman. Bu yapılmadığı içindir ki bütün milletvekilleri töhmet aldı. Hatta iki milletvekili arkadaşımızın isimleri gazetelerde günlerce neredeyse tefrika edildi. Yani yazık, günah. Peki Kemal Bey, ben çok affedersiniz ama hayatımda benim gördüğüm, yani Türk siyasi tarihinde gördüğüm çok ender, yani vardır mutlaka buna evet. benzer ama bu kadar saçma bir tartışma görmedim. Evet. Yani kusura bakmayın ama evet, sizin partinizden neşet etmiş çok saçma bir tartışma. Evet. Şey, iki milletvekili kendi aralarında konuşuyormuş da Aylin Hanım da oradaymış da evet. birisi almış Atatürk posterini de çöpe atmış da onun kim olduğu belli değilmiş de bir kadın olabilirmiş de erkek olabilirmiş de işte bugün diyor yok çöpe atma yok da indirme var da kim olduğu belli değil. Türkiye yani ateş çemberinin içinde. Evet. Yanı başımızda terör var. Suriye'nin hali evet. ortada. Hı. Demokratikleşmeyle, özgürlüklerle ilgili büyük tartışmalar varken hani bu İstanbul'un fethinde Bizanslıların, Bizanslılar rahiplerin, meleklerin kanadını tartışması gibi evet. Cumhuriyet Halk Partisi de oturmuş hayali böyle doğru Ahmet olup Bey, olmadığı şey belli olmayan bir tartışma günlerdir memleketin Ahmet gündeminde. Bey, biz tartışmıyoruz bakın. Siyaset alanını dar bulan ya da siyaset yapmakta zorlanan bir çevre sadece CHP'nin bu olayını alıyor, manşetlere çekiyorlar. Siz de yazdınız. Niye yazıyorsunuz? Ama ben saçma olduğunu Hayır yazdım. Yani, evet ben yani, saçmalık diye yazdım. Gerçekten son derece saçma bir şey. Ya bir CHP milletvekili Atatürk'ün fotoğrafını niye indirsin Allah aşkına? Yani, niye indirsin? Başka derdi mi yok bu adamın? Varsa öyle bir şey, gerçekten varsa onu zaten CHP'de yeri yoktur. Ama böyle bir şey olacak ama Aylin Hanım, gelince... bakın Aylin Hanım bugün diyor ki çöpe atma diye bir şey yok. Ya madem yoktu niye bu günlerdir bu konu tartışılıyor zaten, çıkıp bakın, söylemiyorsun? Sıkıntımız da oradan. Bakın biz bunu hiç benim ağzımdan bir şey duydunuz mu? Hayır, ben bunu günlük bir tartışma konusu asla yapmadım. Doğru da bulmadım. Ama böyle bir şey var. Arkadaşlara görev verdik. Bakın bakalım ya gerçekten böyle bir şey var mı? Gazeteler ya. Şimdi Atatürk üzerinden bize saldırmak isteyen çevreler var. Vay efendim işte bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Al diyorlar, pulluyorlar, yazıyorlar. Birinci sayfalarda manşetler kocaman kocaman. Yani başka bir şey yapamadıkları için acaba CHP'ye Atatürk üzerinden vurup buradan bir şeyler çıkarabilir miyiz? Bu arayış var. Yoksa hiç umurumda değil. Çünkü ben inanmıyorum. Mustafa Kemal'e sevgi asla tartışılamaz. Bu bizim zaten dokumuzda olan bir şey. Genlerimizde olan bir şey. Yani bizim bunu özel bir tartışma alanı yapmak kadar gerçekten dediğiniz gibi saçma bir şey olamaz. Ama biz yapmıyoruz bunu. Tartışanlar onlar. Ama siz bu tartışmayı bitirecek daha radikal adım atabilirdiniz. İşte nasıl yapacaksınız bu tartışmayı bitirmek için? Arkadaşlar var mı böyle bir şey yani? Şimdi biz nasıl radikal adım atacağız? Alacağız. Neden bunu yaptınız? Seni atıyoruz. Seni atıyoruz demek için bizim elimizde veri olması lazım. Bir arkadaşın gitmesi lazım. Bu taraflarla konuşması lazım. Nedir efendim, ne değildir taraflar bu olan? Yok ki bir milletvekiliniz sadece bir iki milletvekilinizin yanında bir şey söylemiş. İşte sadece o değil. Orada bir iki kişi de değil. Yani o kişilerin tamamının görüşlerinin alınması lazım. Tamamının. Alındı o görüşler. Oturuldu, yazıldı, çizildi, geldi. Tabii biz her gün sabah öğle akşam merkez yönetim topladık. Kararımızı aldık. Arkadan parti meclisi. Bakın biz bunları yaparken hiçbir zaman şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz diye bir özel çaba da göstermedik. Yani bu isimlerle görüşüldüğüne göre bunların hiçbiri Atatürk'ün resmini indirmemiş o zaman. Hayır, biz bilmiyoruz ki. Hayır, yani görüşülen Aylin Hanım'ın söyledikleri, tartışılan Aylin Hanım'ın söyledikleri. Aylin Hanım eğer gerçekten, şimdi bakın bir milletvekili indirmiş ve Aylin Hanım onu söylemiyorsa
diğer bütün milletvekillerini töhmet altında bırakıyor demektir. Ben kendisinden, bakın bu programdayım ve yine kendisinden rica ediyorum. Gelsin disiplin kuruluna. Eğer bir milletvekili indirmişse, hangi milletvekili ise disiplin kuruluna. Çünkü bunu açıklaması lazım, söylemesi lazım. Gereğini biz yaparız. Gerisi kolaydır yani. Hiç, dediğim gibi biz... Böyle bir milletvekili varsa siz o vekille çalışır mısınız? Merak efendim ediyorum. Çalışılır mı? Asla. Bu kapıdan içeri giremez. Böyle bir vekilin var olduğuna inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. O zaman niye tartışıyoruz? Yani, işte ben de onu söylüyorum. Yani ben çok son başta... derece... Yani gerçekten de hani... Derler ya bu incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay. İşte incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay. Dedikodudan beslenen bir siyaset anlayışı. Böyle bir garip bir şey yani. Efendim siz bunun için bir komisyon kurmuşsunuz insanların ifade. Yani bu deli saçması bir şey ciddiye almıyorum diye konuyu pekala kapatabilirdiniz. Radikal bunu. Tutum bu olabilirdi mesela. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, arkası kesilmezdi o zaman. Derdi üstünü ki, kapatmaya çalışıyor. Vay efendim işte siz Atatürk'e ihanet ettiniz, Atatürk düşmanısınız siz diye bir sürü şey söylenirdi. Biz de buyurun gelin bakalım nedir yani. Peki sizde üzüntü, sıkıntı yaratmadı mı bu tartışma? Çünkü memlekette başka sorun mu kalmadı? Bir sürü sorunumuz var. Bakın bu tartışma aslında medya dünyasının, siyasallaşan medya dünyasının, belli bir siyasal partiye endekslenen medya dünyasının içine düştüğü acizliği gösterir. Biz özel bir tartışma alanı hiç yapmadık bunu. Bazı arkadaşlar özel tartışma alanı haline getirmek istedi. Onları da söyledik. Nedir bu olay? Nedir bu olay? Ya dedikodu yapılır mı? Efendim dedikodu. Bir milletvekiliniz tweet attı. Atatürk resmi indiriliyorsa bu iş bitmiştir nokta diye. Biliyorum, onlara da baktık. Yani. Şimdi bakın siyasetten eğer bir şey söylüyor ve arkasını dolduramıyorsanız onu söylemeyeceksiniz. Az önce Bülent Arınç'ı eleştirdik. İşte Çınar'ın gölgesinde vesaire hakikatler var vesaire. Şimdi siz eğer bu söylemler de biraz ona benzeyen söylemler. Aynen. Baktığınız zaman dedikodudan üretilen şeyler. Ya dedikodunun arkasından bir milletvekili gider mi? Bir dedikodunun arkasını, bir dedikoduyu alıp bu kadar büyütebilir mi? Bu da aslında ne kadar ülkenin bu kadar derdi, sorunu vesaire varken o sorunları bir tarafa bırakıp da partinin içinde yok şu şöyle oldu, bu böyle oldu dedikodudan beslenen bir siyaset. Bunlar da doğru değil. Bunların tamamını temizleyeceğim. Bakın tamamını temizleyeceğim. Ülkenin bu kadar derdi var. Siz kalkmış neyle uğraşıyorsunuz? Temizleme derken nasıl temizleyeceksiniz? Yani bu isimlerle çalışmayacak mısınız? Yoksa bir yaptırımınız mı olacak? Bunların dedikodudan beslenen bir siyaset anlayışının CHP'nin çatısı altında yeri yoktur. Nokta. Bu kadar açık. Efendim şimdi bir kurultay geçirdiniz ve o kurultayda genel yani MYK'ya almayı düşündüğünüz isimlerin bazıları parti meclisine bile giremedi. Böyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Bu ben bu Atatürk resmi tartışmasını biraz kurultayla bağlayarak aslında sormak istiyorum. Sanki size muhalif olanlar ve kurultayda da kendilerini gösterenler, hı hı, bu meseleyi size karşı bir koz olarak kullanıyorlar algısı ortaya çıktı. Yani işte tweet atan milletvekili sizin genel başkan genel başkanlık meselesinde rakibiniz olan bir isimle birlikte hareket ediyor vesaire, evet, gibi Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bir kişi genel başkanlığa aday oluyorsa ucuz politikalarla ve o ucuz politikaların tutsağı olarak bir yere, bir hedefe kilitlenmemeli. Bilgisiyle, birikimiyle, dünya görüşüyle, ağırbaşlığıyla oralara ulaşabilmeliyim. Dedikoduyla ulaştığınız bir yer size ne getirecek? Ne götürecek size? Böyle bir olay en azından konuşulduğu zaman, böyle bir olay diyelim ki Aylin Hanım gidip konuştuğu zaman Aylin Hanım'a şu sorulabilir: kim bu isim? Vermiyorsa Aylin Hanım orada hemen suçlanabilirdi. Dedikodu yapıyorsun denebilirdi. Bu çok ağır bir iftiradır denebilir. Bence de öyle. Bu niye? Tabii. Bu şimdi bakın bu söyleniyor. Buydu bence en baştan, tabii, itibaren konulacak. Yani sen bir iddia mı ortaya atıyorsun? Kim kardeşim bu?
söylemiyorum. O zaman sensin bunun sorumlusu diyeceksin. Evet. Yani şunu mu algılamalıyız bütün konuşmalarınızdan? Beslenenin dedikodudan yeri yok dediniz. Parti meclisi farklı bir karar verirse ve bunun dedikodu olduğu da ortaya çıkarsa, netleşirse siz Aylin Hanım'ın istifasını mı istersiniz? Yeri yok dediğiniz için soruyorum. Siyasette dedikodunun yeri yoktur. Hele dedikoduyu bu noktalara getirme. Hele dedikodu dediğiniz şeyler, yani Atatürk üzerinden dedikodu yapılır mı? Falan arkadaş bunu söyledi de diyebilirsiniz. Yani kendi aranızda tartışabilirsiniz. Bunu gidip üçüncü bir kişiyle bölüşebilirsiniz. Atatürk gibi bizim en hassas olduğumuz noktada, en hassas, en duyarlı olduğumuz noktada siz Mustafa Kemal'in fotoğrafını dedikodu malzemesi yapabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Doğru bulmuyoruz bunu. Yani bunu ifade ettim. Siz yani medyadan şikayet ettiniz ama bu konuyu ortaya koyan, takipçisi olan medyanın yapısına baktığımızda hükümet yanlısı medya yapmadı bunu. Yani hükümet yanlısı medya da, onlar da bir numaralı Atatürkçü kesildiler canım. Öyle mi? Ama ben da daha çok hani diğer kanat da var. Ben Atatürk konusunda hassas olan bir medya var. Onlar biraz hani... Ben onların Atatürk konusunda hassas olduklarına inanmıyorum. Benim anladığım Atatürk'le onların anladığı Atatürk arasında dağlar kadar fark var. Benim anladığım Atatürk bağımsızlık savaşını veren, üretime dayalı ekonomiyi güçlendiren, bu ülkenin parası yokken parasını basacak bankayı kuran, parayı basacak Osmanlı diyorlar da, Osmanlı parayı basacak matbaası yoktu Osmanlı'nın. Osmanlı Bankası basıyordu. Merkez Bankası 1930'larda kurulabildi. Demir yolu yoktu doğru dürüst. Milli demir yolu, 1 kilometre milli demir yolu yoktu. Yani Mustafa Kemal'i farklı anlamak lazım. Çağdaş uygarlık hedefini, eğitime verdiği önemi, üretime verdiği önemi. 1925'te o yoksulluk içerisinde Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atmasını, Haliç'te denizaltı yapmasını. Mustafa Kemal'i böyle anlamak lazım. Uçak ihraç ediyor Türkiye. Düşünebiliyor musun? Mustafa Kemal budur. Çağdaş uygarlığı göstermiştir. Eğitimi cepheden kalkmıştır. Öğretmenlerin toplantısına gelmiş. Bakın, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda cepheden kalkmıştır, öğretmenlerin toplantısına katılmıştır. Eğitime bu kadar önem vermiştir. Okuma yazma oranının %8, 4 ile 8 arasında değiştiği, kadınlardaki okuma yazma oranının 1/4 olduğu bir Türkiye'den söz ediyoruz. Ve Mustafa Kemal bu Türkiye'yi alıp 10 yılda 10 milyon genç yarattık diye gerçekten de eğitim seferliği başlatan bir insandır. Mustafa Kemal budur. Mustafa Kemal'i biz kendi kuşaklarımıza, çocuklarımıza doğru anlatmıyoruz Mustafa Kemal'i. Yanlış anlatıyoruz Mustafa Kemal'i. Neye göre anlatıyoruz? Kenan Evren'in baktığı gözle Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyoruz. O Mustafa Kemal Atatürk algısı yanlıştır. Mustafa Kemal devrimcidir, halkçıdır. Mustafa Kemal laiktir. Mustafa Kemal çağdaş uygarlığı hedef göstermiştir. Bütün dünyası çağdaş uygarlığı yakalamaktır. Büyük devrimlerin altına imza atmıştır. Batı'nın 100 yılda yaptıklarını Mustafa Kemal 20 yıla sığdırmak zorunda kalmıştır. Ya bunların hepsini bilmek lazım. Peki yani yine de yani o tartışmaya dönersek son kez bir şey sormak istiyorum, eğer arkadaşların soracak bir sorusu yoksa. Bir de işin şu tarafı var. Yani bu poster Atatürkçülüğü, işte posteri indi, kalktı, tekrar kondu filan. Bir şekilcilik de var bu tartışmanın içinde. Yani beni rahatsız eden bir şey. Bu bir poster de değil. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demirbaşı. Kocaman bir resmi şey. Tabii demirbaşı yani orada, yani sadece CHP milletvekillerini değil, yani 550 milletvekillerini de arkasında demirbaşı, yani demirbaşıdır bu. Oradan sizin kalkıp da böyle söküp ertesi gün ya da 10 dakika sonra takacağınız bir şey, usta gelecek o sökecek onu sonra takacak. Yani bu farklı bir şey yani. Yani, yani gerçekten son derece aslında komik yani, düşünün. Bu tartışmaya ayırdığımız zaman bile aslında yazık. Ya ülkenin bu kadar sorunu varken CHP'nin böyle bir olayla meşgul edilmesi ne kadar, ama gerçi doğrusunu isterseniz ben hiçbir zaman hani nedir ne değildir diye böyle bütün günümü saatimi bu işe vermiş değilim yani. Dünyanın bu kadar sorunu varken arkadaşları görevlen gidin bakın. Ama bu belli medyada, belli çevrelerde özellikle CHP'yi nasıl vurabiliriz? O çerçevede ele alınıp değerlendirilen bir konu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İki önemli konuyla başladık. Birincisi Bülent Arınç tartışmaları, ikincisi de bu
son CHP içindeki Atatürk posteri, meclisin demirbaşı Kemal Bey'in tabiriyle o tartışmalara değindik. Şimdi biraz gündemdeki konulara geçebiliriz. Kim başlamak ister? Hande? Kurultaydan sonraki ilk yayın olduğu için biraz kurultay sorabiliyoruz herhalde. Lütfen. Değil mi? Şimdi değişim kurultayıydı. Evet. Anahtar listenizde yanılmıyorsam 20 isim değil mi fire verdi? Ve şu yorumlar yapıldı, ne diyeceksiniz diye merak ediyorum. Değişime siz değil delege sebep oldu. Nasıl buluyorsunuz? Bunu yorumlarken de özellikle örneğin Atilla Taş gibi bir ismin yüksek oy almasını, evet, Gürsel Tekin gibi bir ismin girememesini, tüm bunları bu değişim açısından nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir sefer yanlışlık şurada. Benim anahtar listem 104 kişiden oluşuyordu. Üstüne de kocaman yazdık. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu anahtar listesi diye. Üstelik bütün milletvekillerine, delegelere cep telefonuyla mesajda gönderdim. Benim listem 104 kişiliktir diye. 104 kişiden 52 kişiyi seçin. Değişimi siz yapacaksınız. Sonra başka anahtar listeler çıktı. O anahtar listeler de bana mal edildi. Bunlar doğru değil. Söyledim. Doğru değil. Ha, liste delinirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani gelen seçilen bizim partilimiz değil mi? Başka bir partiden mi? Hayır. Atilla Bey oy aldı. Keşke kazanabilseydi. Parti meclisine gelseydi. Üye bile değil. Tabii değil mi? Son derece mutlu olurdum yani. Yani bir kişi delegenin onayını alıyor ve parti meclisine geliyorsa, vay efendim benim listemde yer almadı. Partili olmayan bir isim olduğu için yanılmıyorum herhalde. Yani o oyunu sempati alırken... duyulur. Sempati duyulur. Parti tabanı sever, delegeler severler, onu seçerler. Son derece mutlu olurum. Yani gelen arkadaşların tamamıyla da çalışırız. Üye değil miymiş yani Atilla Taş? Yanılmıyorsam öyle. Üye değil, partili değil diye biliyorum efendim? Ben. Değil mi? Atilla Taş partili değil. Hayır, partili olmazsa giremez arkadaşlar. Ha, partili. Üye. Yani. Üye. Tabii. Evet. Efendim partili şöyle olmaz. Bir teknik olarak imkansız. Bu Atilla Taş meselesi, Atilla Taş'ın son dönemde sosyal medya popülaritesi çok, evet, yüksek. Özellikle de muhalif duruşu nedeniyle bir popülaritesi, evet, var. Bu olay başka bir şeyi ortaya çıkardı. Ve bu, yani benim en çok duyduğum Ankara'da ve CHP tabanında en çok duyduğum eleştiri. CHP'nin yönetimini bir televizyon ekranı, iki Alevilik unsuru, üç belediyelerin maddi gücü, evet, belirledi diye. Bir dört sosyal medya. Onu birinci katıyorum. Yani medya. Medya. Yani medyada popüler olan, hı-hı, yani partinizde 20 senedir emek veren işte Gürsel Tekin'i söyledi, dışarıda kaldı. Ama 2 sene önce gelen CHP'nin C'siyle geçmişte barışıklığı olmayan, evet, bir isim ilk ona girdi. Bütün bunları bu şekilde analiz edenlerin sayısı hayli fazla. Sizce bu CHP açısından sağlıklı bir durum mudur? Şöyle söyleyeyim, bizim tabanımız okuyan, okuduğundan etkilenen, yorum yapan bir taban. Sosyal medyada veya gazetelerde veya televizyonlarda toplantılara katılırlar. İşte sizler sorarsınız, onlar yanıtlarlar veya onlar kendi aralarında oturur belli konuları tartışırlar. Taban bunu okuyor, görüyor vesaire, onu parti yönetimi de görmek istiyor. Dolayısıyla burada bizim yapacağımız özel bir şey yok. Yani eğer görüyorsa, beğeniyorsa, parlamentoda görmek istiyorsa, ki ön seçimde de medyatik olan çoğu arkadaşımız ön sıralara geldi ve bunlar da seçildiler, geldiler. Şu anda bir şikayetimiz var mı bu arkadaşlardan? Hayır, herhangi bir şikayetimiz yok. Hepsi çalışıyorlar, bölgelere gidiyorlar, toplantılara katılıyorlar, hem yurt içinde hem yurt dışında. Parlamentoda, komisyonlarda çalışıyorlar. Bir şikayetimiz yok. Yani sonuçta medyanın şöyle bir etkin unsur olduğunu kabul etmemiz lazım. Eğer ön seçim yapıyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi yerlerde medyatik olanların avantajları var. Olmayanların da dezavantajları var. Şimdi bu gerçeği bilmemiz lazım. Kontenjanın varlık nedeni de zaten çok gerçekten partiye yararı olan ama medyatik olmayan isimler var. Onlar da kontenjanlar yoluyla gelsinler diye. Böyle bir, bu sadece efendim, bizim ülkemizde değil, dünyanın her tarafında böyledir tablo. Şöyle bir sonuç ortaya çıkmadı mı? Siz en azından kurultaydan önce bir MYK tasarladınız. Yani parti meclisinin tamamı olmasa bile kurultaydan sonra şu ekiple CHP'yi büyüteceğim diye bir tasarlamayla gittiniz. Evet.
Ama bugün mesela bizim bu program dolayısıyla birçok CHP'li bizi arayıp işte gönüllerinden geçen soruları aktardılar. Genel olarak ben o soruları işte böyle değişik kategorilerde toparladım. En çok gelen soru şuydu. Mesela işte dış politika konusunda geçmişte Türkiye'nin en önemli diplomatlarının genel başkan yardımcılığı yaptığı bir partide işte bir hani konsolos ve işte kısa süreli büyükelçi olmuş bir isim mecbur kalındı. Eleştirilerini duydum. İkincisi mesela sendikalar, CHP bir sol parti, işçi sınıfıyla çok yakın dirsek temasında olmak zorunda. Evet. Ama şu anda sendikalar muhalefetin yanında değil, iktidarın yanında ve CHP böyle bir zamanda bir sendikacı bulup bu konuyla sorumlu genel başkan yardımcısı yapamadı. İşte tarım meselesi, et ithal ediyoruz. Artık karkas et dondurulmuş getiriliyor. Böyle bir ortamda işte genel başkan tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısı yapmak istediği ismi parti meclisine taşıyamadı. Danışman yapmak zorunda kaldı. Yani bunların altında somut veriler var ve bu tür eleştiriler yöneltiliyor. Bu sonuç sizi nasıl etkiledi? Şimdi 104 kişilik liste benim parti meclisi artı MYK oluşturacağım bir listeydi. 104 kişilik listede öyle benim bildiğim fire hemen hemen hiç olmadı. Olmuşsa da belki 1-2 kişidir. Ama onun dışında zaten oradan seçilenlerden biz Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturduk. Merkez Yönetim Kurulu'nda çok popüler isimler belki olmayabilir ama son derece yetkin isimler var. Yani ekonomi konusunda da, sosyal politika konusunda da, sivil toplum konusunda da, iş dünyası alanda da son derece yetkin isimler ama bu isimler çok fazla tanınmıyor. Belki çok medyatik değiller ama bir süre sonra göreceksiniz bu arkadaşları. Dış politikaya gelince şimdi bakın buradaki hatamız şuradan kaynaklanıyor. Şimdi eğer siz olayları sadece kişilere endeksler. O kişi olursa ancak bu olay çok daha sağlıklı bir zemine oturur veya daha sağlıklı politikalar üretilir diye bir algının peşinde gidersek en büyük yanlışı yapmış oluruz. Dış politika bir kişiye endekslenmeyecek kadar önemli bir olaydır. Dış politika konusunda biz sadece MYK'dan bir üye değil, pek çok çevreden biz bilgi alıyoruz. Bu çevreden bilgi alırken eski diplomatlar dahil artı belli konularda üniversitelerde yetkin isimler var. Örneğin İsrail konusunda çok önemli isim var Türkiye'de. Örneğin Orta Doğu konusunda uzmanlaşmış isimler var. Örneğin Avrupa Birliği'ne konusunda uzmanlaşmış isimler var. Ve bunlar belli aralıklarla o bölgelere gidip geliyorlar. Ve unutmayın biz o arkadaşlarla da belli aralıklarla görüşüyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Nitekim bugün biz CHP'nin dış politikasını oluştururken bir kişiye endeksli dış politika oluşturmuyoruz. Yani oturuyoruz, tartışıyoruz kendi aramızda. O isimleri davet ediyoruz. O isimlerle beraber bize bazı ayrıntılar veriyorlar. Belli ayrıntıları biz kamuoyuyla paylaşmıyoruz ama sonuçta dış politikamızı oluşturuyoruz. Ve bugün rahatlıkla şunu söyleyebilirim. CHP'nin dış politikası Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olan tek politikadır. Ve bugün Türkiye pek çok sorun yaşıyorsa bu sorunun nedeni yanlış dış politikadan kaynaklanıyor. İhracat düşüyorsa yanlış dış politikadan. Türkiye itibar kaybediyorsa yanlış dış politikadan. Kurtaracak olan da biziz. Bakın bunu gayet açık, gayet net ve büyük bir özgüvenle söylüyorum. Biz Orta Doğu'ya da barışı getirecek olan tek partiyiz. Avrupa Birliği sürecini en rahat ve en samimi götürecek partiyiz. Rusya ile ilişkileri düzeltecek olan tek parti yine biziz. Bizim dış politikamız gayet açık, gayet net. Ve bunu biz bir kişiyi asla endekslemedik. Asla. Avrupa Birliği konusunda en yetkin ismi, Orta Doğu konusundaki en yetkin ismi, Rusya konusundaki en yetkin isimleri davet ettik, oturduk, konuştuk, tartıştık. Bunların hepsini yaptık. Mesela anayasa konusunda da dün akşam Türkiye'nin en yetkin anayasa hukukçularını davet ettik. Onların da görüşlerini aldık. Yani biz politikayı bir kişiye getirelim, o kişi politikayı belirlemesin ve CHP onu dillendirsin. Hayır, o arkadaşımız vardır. O arkadaşımızın altında pek çok arkadaşımız vardır. Beraber dinlediğimiz pek çok insan var. Geçmişte partiye hizmet eden dış politikada önemli isimler var. O isimler zaman zaman mail ortamında da bize bilgi aktarıyorlar. Biz o bilgileri de paylaşıyoruz. Tarım konusunda da aynı şekilde. Evet, yani Sayın Gaytancıoğlu eğer olsaydı biz
MYK'ya taşıyacaktı ama MYK'da değildir diye yani bize bilgi aktarmıyor değil. Enerji konusunda da, tarım konusunda da pek çok kaynaktan bilgiler geliyor bize. Dolayısıyla eleştiriyi kişiye endeksleyerek olayları yorumlayıp ve o kişi olursa bu sorun çözülür, o kişi olmazsa sorun çözülmez gibi bir alana, bir düşünceye kendimizi hapsetmek CHP'yi tanımamak anlamına gelir. CHP daha geniş bir pencereden, üstelik CHP'li olmayanları da dinleyerek, onu da altını özenle çizeyim. Diyelim dış politika konusunda bir kişi vardır ki CHP'li değildir. Ama biz onu da davet ederiz. Onu da oturuyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz. Onun bize aktaracağı bilgileri de önemsiyoruz tabii. Yeni anayasaya geçme durumu... Bir başka konu daha, onu da Alevi konusuna da değindiniz. Şimdi CHP'ye özel olarak şöyle bir suçlama yapılıyor. İşte CHP Alevi Partisi oldu diye. Asla öyle bir şey yok. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Eğer birisi Alevi kimliği nedeniyle veya bir başka etnik kimlik nedeniyle veya bir başka inanç göstergesi nedeniyle ben işte CHP'li olayım diyorsa o kişi CHP'li değildir. Biz herkesin kimliğine, herkesin inancına eşit bakarız. O bizi ilgilendirmez. Onun kendi alanı. Ama ben onun sosyal demokrat olup olmadığına bakarım. Düşüncelerini sosyal demokrat olup olmadığına bakarım. Eğer oysa, öyle bakıyorsa biz onu sosyal demokrat olarak kabul ederiz. Ne olursa olsun bizi ne ilgilendirir? Yani onun inancı veya kimliği benim alanımın tamamen dışında olan bir şey. Artı keşke bütün Aleviler CHP'ye oy verse. Bir de o da var yani. Bir bunu da söyleyelim yani. Pek çok yani benim bildiğim, gördüğüm sandıklara baktığımız zaman da önemli bir Alevi vatandaşımızın bize oy vermediğini gayet iyi biliyoruz yani. Şimdi ben isterim keşke onlar da, diğerleri de bize oy verseler. Biz memnun oluruz tabii. Niye memnun olmayalım? Peki efendim, siz partinizde, yani diyelim ki merkez yönetim, evet, kuruluna seçilen, parti meclisine seçilen isimlerin hangi mezhepten olduklarını bilir misiniz? Hayır. Size böyle bir bilgi verilir mi? Hayır, asla. Bilmezsiniz yani. Hayır, kim bilmiyorum. Alevidir, kim Sünnidir, kim... Evet, onu sormak bile ayıptır. Bence de. Tabii, onu sormak bile ayıptır. Yani senin kimliğin nedir? Ya, bu çok ayıp bir şey yani. İnsanı dışlamak, yani insanı hakaret etmek gibi bir şey yani. Efendim, getirilen eleştiri öyle bir eleştiri değil ama. Getirilen eleştiri şu. Örneğin siz yani yanlışsa lütfen yanlış, tabii, olduğunu söyleyin. Bunlar bize gelen kulis bilgileri. Tabii. Siz 104 kişilik listenin yanında bir de 3 il başkanına, 3 büyük şehrin il başkanına dediniz ki ben şunları yönetimime almak istiyorum. Bunları mutlaka destekleyin dediniz. Buna rağmen o illerin delegeleri o isimleri desteklemediler. Hatta meclis grubunuzdan dahi milletvekillerinizden destek alamadılar. Ve bunların tercih, yani bu delegelerin böyle bir dayanışması olduğuna dair eleştirilerin kaynağı o. O kulis bilgileri de bize geldi. Yani işte kendi aralarında oturdular, başkalarını seçtiler. Bunlar kulis bilgisi. Yani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır emin olun bilemiyorum. Yani sonuçta benim 104 kişilik listeyi, anahtar listeyi delegelerin önüne koymamın nedeni şuydu, delege değişim istiyordu. Biz de dedik ki bu 104 kişilik liste var önünüzde, buyurun bunların içinden 52 kişiyi seçin. Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan da şunlar var, bunların içinden de seçin dedik. Efendim, yani belki zor bir soru olacak ama bu 3 il başkanına sizin ricanızı yerine getirmedikleri için kırgın mısınız? Hayır. İstanbul, İzmir ve Ankara. Hayır, hayır. Yani onlara illa şu vazgeçilmezdir veya şu mutlaka olmalıdır diye. Yani bana sordular tabii, ben bizim geçmiş dönemin MYK üyelerinin parti meclisinde olmasını mesela söyledim onlara, isterim dedim ama bir kısmı seçilemedi. Yani şimdi il başkanı bütün delegelere hakimdir. O da yanlış bir görüş aslında. Peki. Bunu yani sonuçta isteyen istediğine oy verir. Yani bu demokrasi değil mi? Yani sonuçta isteyen istediğine oy verecek ve siz de onu kabul edeceksiniz. Şunu da kısacık sorup o zaman öyle tamamlayalım. Yani şu aslında, hani deriz ya, liderlerin kurmayları vardır, A takımı vardır. Sanki şöyle bir algı var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu MYK'da A takımıyla ya da kurmaylarıyla çalışamıyor. Bir sürü de kendine baş danışman atadı. Bu yeni bir yönetim şekli sanki CHP'de. Böyle bir şey var mı? Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Eskiden de vardı danışmanlar.
Yani yeni arkadaşlar, diyelim ki gerçekten tarım konusunda bir arkadaşımız, enerji konusunda bir arkadaşımız. Üstelik bu sadece Türkiye'de bilinen değil, yani dünyada da bilinen bu tür isimler var. Ben bunların bilgilerinden yararlanmak istiyorum. Yani bunlar zaten milletvekili. Şu anda parlamentoda görev yapıyorlar, komisyonlarda görev yapıyorlar yani. Şimdi Hande yeni anayasaya geçecekti ama ona geçmeden bir... Şimdi bundan sonra zaten yeni anayasa başkanlık sistemiyle ilgili başlatılan bir kampanya var. O kampanyayı konuşmamız lazım. Terör var. Suriye meselesi var. Evet. Türkmenler var falan. Çok konu var. Tabii. Kısaca bir konuyu biz çok programlarımızda tartıştık. Basında da çok yer aldı. Biz size onu da sormak istiyorum. Hiç konuşmadınız onun üzerinde çünkü. Şimdi kurultay konuşmanızda Cumhurbaşkanı'nı hedef aldınız ve çok sert sözlerle eleştirdiniz. O kadar sert sözler söylediniz ki AK Parti camiası, çevreleri bunu Cumhurbaşkanı'na edilmiş çok ağır hakaret olarak nitelendirdi, değerlendirdi. Mesela neydi hakaret sözcüğü orada? Bana şu kullandığınız sözcük hakaret içeriyordu. Diktatör bozuntusu dediniz mesela. Yani diktatör bozuntusu demenizi ben nitelendirmiyorum yani. AK Parti çevrelerinin bunu böyle algıladı, hakaret olarak algıladıklarını söylüyorum. Yani ben sadece değerlendirme yapıyorum. Benim esas sormak istediğim şey şu. Siz benim bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı'yla doğrudan polemiğe girmeyecektiniz. Başbakan Davutoğlu'nu hedef alacaktınız. Böyle bir prensip kararı geliştirmiş gibi görünüyordunuz. Partinizin kurultay konuşmasında niye bu prensibinizi çiğnediniz? Nedeni şu. Kurultay konuşması en çok izlenen konuşmalardan birisi olmak durumundaydı. Evet, dikkat çeken bir konuşma. Evet. Ve benim bu ülkede namus ve şeref kavramının ne kadar önemli olduğunu vurgulamam gerekiyordu. Eğer bu ülkenin değerlerinde namus ve şeref varsa ve bir insan namusu ve şerefi üzerine yemin etmişse tarafsızlığı konusunda ve onu tutmuyorsa onu benim dillendirmem gerekiyor. Mecburdum ben buna. Neden mecburdum? Kimse dillendirmiyor. Kimse bir şey söyleyemiyor korkudan. Birisini söylemesi lazım. Benim söylemem gerekiyordu. Ve ben orada söyledim. Neden söyledim? Bakın şimdi AKP ilçe başkanları da işte benim hakkımda suç duyurusunda falan bulunuyorlar. Hiç önemli değil. Ama ben o arkadaşlarımdan sadece şunu rica ediyorum. Lütfen en yakın kahveye girsinler. En yakın kahveye girsinler. Desinler ki sevgili arkadaşlar, ben şu konuda size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum desinler. Ertesi gün gidip de arkadaşlar söz verdim ama ben bu sözü yerine getirmiyorum dediklerinde kahvedeki vatandaşın tepkisi ne olur? Ben bunu merak ediyorum. Eğer tepkisi, vatandaşın tepkisi şöyle olursa, olur mu kardeşim? Sen namusun ve şerefin üzerine söz verdin. Namus ve şerefin bu ülkede ne kadar önemli bir değer olduğunu biliyorsun. Niye o zaman bu sözü verdin bize? Bu tepki gelirse benim haklı olduğum anlaşılır. Bu tepki gelmezse önemli değil namus ve şeref kardeşim ya. Bugün söylersin, yarın da vazgeçin, geçersin derlerse o zaman ben haksızım demektir. Ama ben adım gibi biliyorum. Bu ülkede namus ve şeref kavramı önemlidir. Erdoğan bir konuştu ses çıkarmadı. İki konuştu ses çıkarmadı. Üç konuştu ses çıkarmadı. Bir artık buraya geldi. Davutoğlu ile benim aramda bir sorun yok. Davutoğlu beni eleştirebilir. Ama o tarafsızlığı konusunda yemin edip ettiği yemine sadık kalmazsa, bu ülkenin değerleriyle alay ederse ve o değerleri ayaklar altına alırsa bu ülkede her şey baştan bozulmuş olur. Peki siz kendisini eleştirdiğinizde size cevap vermeyecek mi? O tarafsızlığını zedelemek mi oluyor? Siz kendisini zaten eleştiriyorsunuz. Zaten cevap veriyor. Ben muhatap almıyorum. Ben daha önce şunu söyledim. Ben Sayın Erdoğan'ı muhatap almayacağım derken ben hani bir cumhurbaşkanı kim oluyormuş anlamında değil. Ya benim muhatabım başka birisi. Yani küçümsemek anlamında söylemediniz. Hayır efendim, seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Hepimizin saygı göstermesi lazım. Yani kendisine hiçbir zaman saygısızlıkta yapmadım. Bakın onu da altını özenle çizeyim. Ama kalkıp kendisi muhalefeti doğrudan hedef alıp suçlarsa, durup dururken, yani ortada bir şey yok. Kendisine bir şey söylemedik. Ama o kalkıyor, muhalefet bunu yaptı. Sana ne kardeşim ya? Sen başbakan mısın? Vardı efendim. Hani kurultay ve CHP tartışılmasın diye bu tartışmayı kurultayda açtı
Kemal Kılıçdaroğlu iddiası var. Gündemi değiştirmek evet, için. Evet, evet. Hiç ilgisi liste yok. Delindi, deli onun dikkat yok, çekmesi. Zaten ama orada yaptığım konuşma, yani Erdoğan'la ilgili yaptığım konuşma, son bölümünde yaptım o konuşmayı. Bir de konuşmaya oraya başlarken dediniz ki bunu burada söylemek istemiyordum ama bir evet, önceki günkü açıklamasından dolayı evet, öyle bir detay vardı. Ama nasıl olmasın o detay? Yani sadece o konuda eleştirmedim tabii yani. Başka eleştirilerim de vardı ama bakın, eğer bu ülkenin değerlerine bir kişi uymazsa, yani siyasetçi toplumun önündedir. Yani topluma örnek olmak zorundadır. Kanaat önderi konumdadır siyasetçi. Hele Cumhurbaşkanı bütün herkesi kucaklamak zorundadır. Ve ettiği yemine sadık kalmak zorundadır. Bir Cumhurbaşkanı ettiği yemine sadık kalmazsa o bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Yani Cumhur'un başkanı olamaz. Üstelik üstüne yemin ettiği kavramlar ve namus şeref kavramı bu toplumun en duyarlı olduğu kavramlar. Şimdi bu neyi doğuruyor biliyor musunuz Ahmet Bey? Bu ülkede erdemin, ahlakı, namusu, şerefi ayaklar altına iniyor. Ve bunların içi boş kavramlar olarak toplumun önüne koyuyor. Ve toplumda bir yozlaşma kültürüne yol açıyor. Şu anda geldiğimiz noktada o kadar derin bir yozlaşma var ki bu ülkede. Bakın yozlaşmanın en tipik örneği il başkanlarının tavrıdır. İl başkanlarının şunu yapması lazım. Eğer beni eleştireceklerse, benden önce dönüp Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylemeliler. Ya seni biz seçtik kardeşim. %52 oy verdik. Cumhurbaşkanı seçtik. Sen meclise geldin. Tarafsız olacağına değil namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. Neden durmuyorsun sözünde? Sayın Abdullah Gül'le seçilirken biz karşıydık değil mi? Aleyhte oy kullandı. Ama seçildi. Tarafsızlığını olabildiğince korudu. Bir şey söyledik mi? Hayır. Bir kusurumuz oldu mu? Hayır. Neden? Tarafsızlığını koruduğu sürece bir sorunumuz yok. Şunu söylüyor Erdoğan. Efendim diyor, beni millet seçti, ben istediğimi yaparım. Hayır efendim. Seni millet seçti, anayasaya bağlı kalacaksın. Çünkü sen o anayasaya bağlı kalacağına tarafsızlık sözü verdin, yemin içtin. Biz de yemin ettik. Bakın, ben de yemin ettim. Ama tarafsızlık üzerine değil. Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalacağımıza, laik düzeni savunacağımıza, sosyal devleti savunacağımıza dair yemin ettik. Ben bunları tutuyor muyum? Evet tutuyorum. Ama sen tutmuyorsun. Tarafsız olmuyorsun. Tarafsızlığını korumuyorsun. Bakın giderken gene söz veriyor. Konuşuyor. Efendim diyor işte 330'u buluruz diyor, referanduma gideriz. Bu parlamentodaki 550 milletvekiline açıkça hakaret etmek demektir. Neden? Ben milletvekili transfer ederim diyor. Satın alırım diyor milletvekillerini. Nereden bulacaksın? Belki ikna eder milletvekillerini. Nasıl ikna edeceksin? Siyasi partiyle anlaşamaz mı? Nasıl anlaşacak? Ya soruyorum size. Bunu söylemek. Bunu bakın Sayın Davutoğlu söylese bir şey demem. Oturur eleştiririz. Ama Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında politika oluşturmak yoktur. 104. madde. Cumhurbaşkanı politika oluşturamaz. Politikayı başbakan oluşturur, biz oluştururuz, başkaları oluşturur, budur. Cumhurbaşkanı politika oluşturmaya başladığı andan itibaren olay bitmiştir. O cumhurbaşkanı değildir. Şimdi diktatör bozuntusuna geleyim. Evet, bir diktatör bozuntu. Aslında bozuntu lafı fazla. Açıkça dikta yönetiminde yani. Açıkça diktatör. Yargı emrindeymiş gibi talimat veriyor. Yargı emrindeymiş gibi. Bunun belgesini ben açıkladım grup toplantısında. Savcı açıkça yazı yazıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Şunu şöyle yap, sonucundan da bana bilgi ver diyor. Ya yargıya hiç kimse emir ve talimat veremez. Tam tersine geçmişte Adalet Bakanlığı'nın savcılara talimat veriyor hükmü, Avrupa Birliği ile uyum sürecinde yasadan çıkarıldı. Ve gerekçe de öyle. Ve Adalet Bakanlığı bunu resmi yazıyla bütün savcılıklara bildirdi. Artık size kimse talimat veremez diye. Hangi çağda yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz biz? Kalkacaksınız, günlük sıcak siyasetin bir unsuru haline geleceksiniz. Siz Cumhurbaşkanlığı yapamazsınız. Ve ben bunu eleştirmek zorundayım. Ben eleştirmesem görevimi yapmamış olurum. Cumhuriyete bağlı kalmamış olurum. Demokrasiye efendim, bağlı kalmamış başkanlık olurum. Başkanlık sistemi için Cumhurbaşkanı bir kampanya başlattı geçtiğimiz günlerde. Ve başkanlık sistemini halka anlatmak istiyorlar.
işte bu sistemin bilinmesini, tanınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ve tabii bunun yanı sıra yeni bir anayasa gerekliliği, yeni bir anayasanın gerekliliği üzerinde. Oradaki temel soru şu Ahmet Bey. Bu kampanyayı kim parasıyla yapacak? Türkiye mi parasıyla mı yapacak? Böyle bir kampanya yapabilir mi? Önce onu konuş. Hayır, yapamaz. Ay sanki parası yapamaz da yani şimdi yani anayasa platformu diye bir bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir yapı. Tamam, Cumhurbaşkanı var. Destek veriyor mu bu kampanya? Cumhurbaşkanı gidip konuştu orada daha işte Perşembe edildi, günü. Evet. Yani Cumhurbaşkanı bu kampanyanın dışında mı? Şey olarak yani resmi şekil olarak ben onu sormuyorum. Yani ben diyorum ki bir cumhurbaşkanı sivil toplum kuruluşlarının işte anayasa bilmem platformunun diyelim ki böyle bir kampanyasının açılışını yapabilir mi? Yani, hayır. Ya belki de yapabilir. Hayır, bunun yapamaz. Tarafsızlığına yapmamalı. Neden? Yani, neden yapmasın? Tabii yapmamalı da ama o hayır, bu tarafsızlığa aykırı bir şey değil ki. Yani sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı memleket için kafasındaki gönlünden geçen sistemi halka anlatmaya çalışıyor. Bunun neresi sakıncalı? Yani diğerini hani diyorsunuz ki bizimle polemiğe giriyor. Bu yanlış şimdi bir şey çünkü tarafsızlığınız. Burada neyi zedeliyor? Şimdi anayasada bir yemin metni var. O yemin metnini okudum. Başkanlık sistemiyle ilgili ben başkan olacağım. Kendisiyle ilgili bir şey yaratmak istiyorum. Kendisiyle ilgili. Bunu kabul etmiyor. Kendisinin konumuyla ilgili belki bir şey. Bunu söylemiyor ama. Yani. Hayır efendim yani siz... bu Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değildir diyor tırnak içi. Ben size söyleyeyim de o yüzden hani. Belki siz tam siz anlamıyla onunla ilgili bir şey. Tam anlamıyla. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Yani biz bilmiyor muyuz? Kafasında yatanın ne olduğunu bilmiyor muyuz? Sabah, öğle, akşam başkanlıkla yatıp başkanlıkta kalkan bir insan. Efendim bu benimle ilgili değildir. Sen başbakanken niye dillendirmiyordun o zaman? Neden cumhurbaşkanı olduktan sonra dillendirdin? Neden gittin başbakanlık için yapılan bir yere cumhurbaşkanlığı sarayı haline getirdin orayı? Biz bunları bilmiyor muyuz? Şimdi toplumu kandırmaya çalışıyor. Bu doğru değil yani. Ha şu olabilir. Bakın ona da ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani gerçekten de rejimle ilgili yani sistem. Yani bu sistemde sorunumuz var diyebiliriz. Bu sistemdeki sorunların çözümü için aydınlar bir araya gelmeli, oturmalı, konuşmalı vesaire diyebilir. Bakın burada benim bir tereddüm yok. Niye böyle konuştun da demem zaten. Ama kendisine özgü bir post arayışı içine bir cumhurbaşkanı girerse bu doğru değil. Onun için söylüyorum. Yoksa siz bunu böyle yorumluyorsunuz yani. Hayır zaten fiili durumu. Yani siz ben tabii ama, yorumluyor diyorsun ama fiili durumu yani gerçek durum bu. Türkiye başkanlık sistemine geçerse de bir seçim olacak, başkanlık seçimi. Hı hı. Belki siz rakip olacaksınız. Türkiye'de halk sizi seçecek. Yani bunu neden Tayyip Erdoğan peşinde gireceği her seçimi kazanacak gibi bir şeyle varsayımla efendim, itiraz bakın, edilir ki. Biz gereksiz bir tartışmanın içine Türkiye'yi sokuyoruz. Yahu dünya kadar zam yapıldı. Ses seda yok. Doğalgaza zam yapıldı. Ses seda yok. Dünyada gıda fiyatları düşer. Türkiye'de gıda fiyatları artar. Ses seda yok. Dışarıdan et ithal ediyorsun. Ülkede doğru dürüst şey kalmadı. Tarım politikası, hayvancılık politikası bitti. Dış politikada gelmişiz, duvara dayanmışız. İhracatımız sürekli geriliyor. Kişi başına gelir düştü. İşsizlik aldı başını gidiyor. 8 milyona 6 milyon işsiz işte büyük tanımıyla baktığınız zaman 8 milyona yakın işsiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Terör almış başını gidiyor. Her gün şehitlerimiz geliyor. Biz bunların tamamını bırakmışız. Bakın bunlar tartışılmıyor. Ne tartışıyor? Başkanlık. Niye başkanlık tartışılıyor? Asıl tartışılması gereken konular bunlar değil mi? Başkanlıkla bu sorunlar da çözülecek deniyor. Niye ki? O zaman niye çözmediler şu ana kadar? Sistem izin vermiyor. Hayır efendim. Hiç ilgisi yok. Yetki karmaşası, sistemde bir sorun, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, diğer tarafta partiler falan, öyle bir şey yok mu Türkiye'de? Yani mesela Kurultay'da, isimleri önemli değil. Tabii, kim olursa olsun cumhurbaşkanı, başbakan. Evet. Mesela siz de olabilirsiniz. Kurultay'da benim yaptığım konuşmayı eleştirdiler. Sayın Hakan da eleştirdi. Efendim hiç yeni bir şey söylenmedi. Sanki salı konuşmasıymış gibi vesaire. Kurultay'ın bir bölümü ve özellikle ağırlıklı bölümü parlamenter sistemin kullandığım cümle aynen şu. Parlamenter sistemi 200 yıldır Türkiye'de yaklaşık uygulanıyor. Osmanlı'da da parlamenter sistemi vardı. Bir ülkenin rejimini
tarihi sosyolojisi belirler. Bizim tarihimiz ve sosyolojimiz de parlamenter sistem getirmiştir. Peki bugün parlamenter sistem sağlıklı işlemekte midir? Kullandığım cümle aynen şu. Samimi olarak söyleyeyim, bu parlamenter sistem iyi çalışmıyor. Ama neden iyi çalışmıyor ve nasıl düzeltilir? Bütün bunları tek tek saydım. 12 Eylül darbe yasaları bu sistemi bu hale getirdi. Yasama organı, yargı organının arka, yürütme organının arka bahçesi haline getirdi. Yargı çalışmıyor, tarafsızlığını yitirdi. Biz eğer yasamayı, yargıyı, yürütmeyi eski konumuna getirebilirsek, sağlıklı çalışan bir sürecin içine sokabilirsek ve bununla ilgili olarak siyasi partiler yasası, seçim yasası, yargının yeniden bağımsızlığına kavuşması yasası, medya özgürlüğünün sağlanması ve bununla ilgili yasanın getirilmesi, siyasi ahlakın çok önemli olduğunu ve siyasi ahlak yasasının çıkması gerektiğini, bununla ancak parlamenter sistemin Batı'da olduğu gibi, bakın bugün hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde başkanlık sistemi yok. Hepsinde parlamenter sistem var. Hepsinin sistemi tarihten kaynaklanıyor. İngiltere'de öyle, bakın Hollanda'da öyle, Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle. Orada yarı başkanlık var. Biz neden tabii biz başkanlık, neden yarı başkanlık, yani, parti biz neden bunları yapmıyoruz, düzeltmiyoruz? Yani 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bunları neden düzeltmiyoruz? Bunlar çok şükür bizim medyada tek cümle bile yer almadı. Tek cümle. Sorun şu oldu. Salı konuşmasına benziyor. Evet, salı konuşmasına benziyor. Evet, orada da söyledim. Evet, yine söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bu parlamenter sistemi işlemez hale getiren darbe hukukudur. Nokta. O halde yapmamız gereken darbe hukukunu değiştirmek, özgürlükçü demokrasiyi getirmek. Özgürlükçü demokrasiyi nasıl getiririz? Güçler ayrılığı ilkesini tam işler hale getirdiğimizde. Bakın bizde bir mahkeme daha eksik. Organ mahkemesi. Türkiye'de yok. Bir dönem Anayasa Mahkemesi de yoktu. Onu da ilk seslendiren CHP'ydi. Anayasa Mahkemesi gerekiyor diye. Bakın organ mahkemesi yok. Bunu da ilk kez biz seslendiriyoruz. Nedir organ mahkemesi? Güçler arasında uyumsuzluk çıktığı zaman kim çözecek? Yasama, yargı, yürütme arasında uyumsuzluk çıktığı zaman kim çözecek? Demokrasilerde bunu organ mahkemesi çözüyor. Oraya gidiyor. Niye bizde yok? Bizde üçü arasında sorun çıkmıyor. Yani ayrı olmadıkları için kuvvetler bizde. Tabii, kuvvetler birliği olduğu için. Uyum içinde tabii. Olduğu için. Ama bu sistemi tamamen tıkıyor. Biz bu sistemi düzeltmemiz lazım. Sistemi tıkan kimdi? Darbecilerdi. Şimdi darbeci kim? Bakın Perşembe günü. Yarın arkadaşlarımız komisyona girecekler. Onu diyeceğim. O zaman siz yeni yasayı, şimdi bakın, anayasayı baştan yazamayacaksınız. Yok efendim, yeni anayasa. Böyle bir laf yok efendim. Ne yeni anayasası? Kapsamlı geniş anayasa. Biz şunu söylüyoruz. Hayır efendim. Sayın, bakın bir mektup yazdım meclis başkanına. Ya siz mektubu gördünüz mü? Evet. Evet. Bir tek satır, bir köşe yazarı yanına. Tek satır bakın. Orada yazdım. Hangi gerekçeyle Türkiye'yi eğer darbe hukukundan arındırırsak, komisyonun adı da Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu olsun. Çünkü anayasa darbe hukukunun bir parçası. Eğer bir bütün olarak ele almazsanız bunu çözemezsiniz. Ben Sayın Davutoğlu'na şu soruyu sordum. Geldim. Siz görev yaparken sizin görevinizi engelleyen anayasada bir hüküm var mı? Önce birbirlerine baktılar. Yok dediler. Yok tabii. Peki medya özgür. Dedim ki bakın anayasada yazıyor. Basın hürdür, sansür edilemez. Şimdi ben size soruyorum. Allah aşkına basın hürdür ve sansür edilemez maddesi anayasada varken, üstelik darbe anayasasında bu varken biz hadi toplandık. Ne yazacağız? Yine aynı şeyi. Yazacağız? Aynı şeyi. Basın hürdür. Peki basın hür mü? Hayır. İçeride gazeteciler haber yaptı diye. O zaman anayasayı istediğin kadar değiştir. Eğer uymayacaksan. Şimdi Ahmet Bey, uymanın ötesinde basın hürdür, sansür edilemez maddesini işlevsiz hale getiren alt hukuk normu var. Orayı değiştir. O halk alt hukuk normunu değiştirip anayasaya uygun hale getiriyor. Onu yapmazsanız zaten olmaz. Biz bu komisyonda diyeceğiz ki siz daha düne kadar bize CHP darbeci, DHP darbeci, CHP darbeci, darbecileri savunuyor. Şimdi gelin kim darbeci, kim darbeci diye samimi olarak masaya yatıralım. Ya darbeden en çok biz zarar gördük. Bizim genel başkanlarımız hapse girdi. Bizim ilçe başkanlarımız öldürüldü. Şimdi gelin darbe hukukunu değiştirelim. Anayasa ne diyor? Basın hürdür, sansür edilemez. Engelleyen kanun hangileri? Şunlar. Getirin kardeşim kanunları.
değiştirelim. Böyle bir çalışma mı önereceksiniz? Biz bunu önereceğiz. Yani yeni bu, anayasadan ya da anayasadan önce bu. Eş zamanlı ele alınacak. Eş zamanlı. Beraber. Başbakanla bir daha görüşecek misiniz bu konuyu? Ben Sayın Başbakan arzu ederse görüşürüz. Ama olay başbakandan çıktı, şimdi meclis başkanından. Tavrını nasıl buluyorsunuz? Erdoğan giderken, Şili'ye gitmişti galiba. Şili'ye giderken yaptığı konuşma. Ya yasama organını hiç saymıyor bile. Asıl tepki vermesi gereken yasama organının başındaki kişi. Meclis başkanından bahsediyorsunuz. Evet, sesini bile çıkarmıyor. Ya sesini çıkarmıyorsan kardeşim sen o koltukta niye oturuyorsun? Ya senin hakkını da ben savunacağım. Kendi hakkını savunamıyorsun. Bir anlamda bir başka gücün altında olmayı kendi açından güvence sayıyorsun. Anayasa yapımı konusundaki süreçten bahsediyorsunuz değil mi? Daha açık olsun evet, diye. Hani bilmeyen evet. O nedenle biz komisyonun adını Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu diyeceğiz. Önce bunu kabul ettirmeye çalışacağız. Kardeşim siz darbe hukukundan gelin şu Türkiye'yi kurtaralım. Olmazsa? Ya aynı bakın Sayın Davutoğlu'na yargı bağımsızlığını da örnek verdim. Bakın diyor ki anayasa sizin dediğiniz darbe anayasası. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır, hiçbir makam, organ vesaire yargıya talimat, emir veremez. Veriliyor mu şimdi emir? Veriliyor. Kim neye göre veriliyor? Getirin değiştirelim arkadaş. Getirin değiştirelim. Bu kanunu kim çıkardıysa getirin değiştirelim. Şimdi siz bunları yapmayıp da ve şu örneği verdim. Dedim ki bakın İngiltere'nin yazılı anayasası yok Sayın Davutoğlu. Ama hiç kimse dönüp de İngiltere'de demokrasi yoktur demiyor. Anayasa bir üst hukuk normu aslında. Önemli olan onun altındaki. Yani bu anayasa bir de hani darbe anayasası demek de çok artık yanlış. Çünkü bu 65 maddesi bile sadece Ecevit hükümeti döneminde işte ondan önce değişenler de var. Sayın Davutoğlu dedi ki sordum bu anayasa sizi görev yapmanızı engelleyen bir maddesi var mı diye. Yok dedim. Ama dedi ruhuna karşıyız dedi. Dedim ki devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Değiştirdik. Özel yetkili mahkeme haline kadar bir zincir haline getirdik. Şimdi de sulh ceza mahkemeleri oldu. Aynı işlevi yapıyor. Aynı ruha sahip. Bunu yapan sizsiniz. Biz de diyoruz ki gelin değiştirelim. O darbe hukukundan, darbe anlayışından bunun ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Peki gelin değiştirelim. Sayın Başbakan size başkanlık sisteminden söz etti mi? Söz etti. Yani istiyor mu? Sayın Başbakan başkanlık sistemi de tartışılabilir dedi. Yani tartışılabilir. Bugün yani. Bugün biz bir özel bir tartışma alanı efendim. Bugün bir toplantıda biz başkanlık istiyoruz ifadesini net bir şekilde kullandı. Yani biz başkanlıktan yanayız diye bir kendi sonunu getiren ilk başbakan herhalde öyle bir unvanı elde etmek istiyor Sayın Davutoğlu. Hangi gerekçeyle istiyor onu bilmiyorum tabii. Ama bizim masaya otururken Sayın Davutoğlu'na söyledim. Bu söylediklerimi Sayın Davutoğlu'na 3 kişinin önünde, onların 3 kişi daha vardı, onların önünde söyledim. Ve Sayın Davutoğlu bana şu sözü verdi. Biz de bir darbe hukuku taraması yapacağız diye. Bakın yarın bizim arkadaşlarımız masaya otururken darbe hukukunun taranmış metinleriyle oturacaklar. Yani biz öyle gözü kapalı gidiyor değil. Neyi nasıl yapacağımızı santimine kadar düşündük. Efendim, neyi nasıl yapacağımızı gittik bu işin uzmanlarına da sorduk. Onlardan da görüş aldık. Ve şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özgürlükçü demokrasiyi savunan tek parti altını çok net ve açık çiziyor. Bizim dışımızda hiçbir partide yok. Biz bunu savunuyoruz. Yarın şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. AK Parti başkanlık istiyor. Dolayısıyla anayasa yazılırken en azından yürütmeye dair maddeler bir sisteme göre yazılmalı. Yani ya başkanlık yazılacak ya parlamenter sistem yazılacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim biçimi işte cumhuriyettir denil o sizin kırmızı çizginiz olan maddeler evet. Bitince Cumhurbaşkanı'ndan bahsedilecek, başkanlık denilecek. Sonra başbakan kavramı ortadan kalkacak. Atamalar, işte yargıdaki bazı atamalar vesaire. Her şeyi bir zincirleme düzen içinde değişecek. Şimdi böyle bir teklif önünüze geldiğinde biz başkanlığa göre bir anayasa yazmak istiyoruz. Tepkiniz ne olacak? O masada biz kalmaya... kendi tarihimizden, kendi kültürümüzden, kendi birikimimizden yararlanarak 12 Eylül ve 12 Mart dönemlerinde çıkan ve Türkiye'de
parlamenter sistemi işlevsiz hale getiren uygulamaları düzelttiğimiz andan itibaren Türkiye birinci sınıf demokrasiyi görür. Parlamenter sistem gayet iyi çalışır. Bir kişinin sultasından Türkiye kurtulmuş olur. AK Parti kendi partisinin ederse... kendi partisinin sultanı olan kişi şimdi Türkiye'nin sultanı olmak istiyor. Ben Sayın Davutoğlu'na şu örneği de verdim. Dedim ki seçim yapıyoruz dedim. Lider sultası var dedim. Milletin önüne liste koyuyoruz. Şunlara oy vereceksin. Ya milletvekili, vatandaş milletvekili mi seçiyor? Hayır. Önüne listeyi dayatıyoruz. Bunlara oy vereceksin diye. Ben dedim ki bakın biz gayet açık ve net size bir cümle kurayım. Milletin vekilini millet seçsin kardeşim. Getirin bunun düzenlemesini yapalım. Ha örnek mi? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçim yasası bizden çok daha demokratik. Yasama organı neden yürütmenin arka bahçesi haline geliyor? Bakın o örneği de verdim. Bir milletvekili, kurultayda o örneği de verdim. Sistemi anlatırken bir akademisyen, AKP'li bir akademisyen, Samsun milletvekili diyor ki parlamentoya gelen yasaların ne olduğunu bilmiyorum ve ben katkı vermek istiyorum bunlara. Sadece el kaldırı bildiriyorum. Bunu söyledi diye bir sonraki seçime üstü çizildi ve gelemedi bu akademisyen, AKP'li bayan milletvekili. Şimdi böyle bir parlamento işlev yapar mı? Yapmaz. Nedir? Yürütmenin arka bahçesi haline gelmiş vaziyette. Milletvekili kendi özgür iradesini nasıl kullanacak? Ön seçimden gelirse kullanacak. Ben gücümü delegeden alıyorum, gücümü liderden alıyorum demeyecek. Gücümü vatandaştan alıyorum diyecek. Şimdi siz öyle bir hale getirmiş ki 12 Eylül darbe hukuku, seçim yasası, siyasi partiler yasasıyla lider sultası, yani bir Kenan Evren başkanlığı vardı, bir de onun altında siyasi partilerin kendi başkanlıkları var. Her dediği olacak, olmazsa senin üstünü çizerim. Doğru değil ki bu. Yani şu mudur, geçen seferki gibi eğer iktidar partisi başkanlık ki çalışmaları var, revize edildiğini de biliyoruz, o tasarıyı ya da taslağı getirirse... İşte 60 maddede uzlaşılmıştı o sefer. Hadi bu sefer 65 olsun. Orada nokta konup kalkılacak mı? Biz parlamenter sistemi bütün ayrıntılarını getireceğiz. Onlar da onu getirecekler. Nasıl çalışacağını. Gibi. Sayın Davutoğlu söz verdi, bir tarama yapacak. Onlar da bir tarama yapacaklar. Ondan sonra görecekler ki parlamenter sistem batıda nasıl çalışıyor, bizde de aynı şekilde çalışacak. Ben kendi tarihimi 200 yıllık birikimimi reddedemem. 200 yıllık birikimi reddedemem. Orada aksaklıklar varsa oturup insan gibi hepimiz sağduyuyla ya bu ülkenin birinci sınıf demokrasiye ihtiyacı var. Birinci sınıf demokrasi Batı nasıl sağlamış? Örnekler var. Bizim kendi tarihimizden de örnekler var. Onları alalım, bir harmanlayalım. Gayet güzel bir sistemi oluşturalım ve geçsin. Tamam. O zaman şu mu? Çok konuşuluyor diye söylüyorum. Bir yeni anayasayı baştan yeni anayasayı değil. Kullanmıyoruz. Tamam, yeni, değil. 4 madde duruyor. Ne yeni geniş anayasası? Kapsamlı bir anayasa değişikliği. MHP de bunu artık telaffuz ediyor. Anladığım kadarıyla siz de söylüyorsunuz. Artık gündem bu mu muhalefet açısından? Hayır. Bakın az önce söyledim. Bizim açımızdan gündem çok açık, çok net. Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu olacak bu komisyonun adı. Darbe hukukundan bir ülkeyi eğer arındırmazsanız o ülkeye ister başkanlık, ister parlamenter, ister diktatörlük çözüm değildir. Çözümü yoktur bu işin. Darbe hukukundan arındıracaksınız. Birinci sınıf demokrasiyi bu ülkeye getireceksiniz. Bu ülkenin insanı şunu düşünmeli. Ben birinci sınıf demokrasiyi mi hak ediyorum, üçüncü sınıf demokrasiyi mi? Ben onlara birinci sınıf demokrasiyi sen hak ediyorsun diyorum. Birinci sınıf demokrasi bu ülkeye gelme. Japonya'da ne varsa, Almanya'da ne varsa, İngiltere'de, Amerika'da ne varsa, demokratik kriterler, ölçüler neyse, parlamenter sistem içinde bizim ülkemizde de olsun. Neyimiz eksik? Peki efendim, biraz... çift başlık diye bir sorun var mı Türkiye'de? Yani Cumhurbaşkanı... Hayır. Bir dakika şimdi ama Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçiliyor. Başbakan da halkın oylarıyla seçiliyor. Evet. Çift başlık yok. Birisi, yani Sayın Davutoğlu, koltuğunun hakkını veremiyor. Kendi alanına Cumhurbaşkanı müdahale ediyor, korkudan ses çıkaramıyor. Ya bu yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Ben söyledim, yani Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Ben sizi muhatap almak istiyorum. Diyor ki, Erdoğan hayır onu alma diyor muhatap. Beni muhatap aldı. Efendim ama rahmetli Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer'in o meşhur atışması hep örnek veriliyor. Yani şimdikinin
bir öncesine gidildiğinde böyle bir kriz yaşandı. Hayır, o bakın orada da onu da ekonomi zaten bir çıkmazdaydı. Önemli kararlar alınmıştı. Ve ekonomiyi düzeltmek için acı reçeteyi Türkiye'ye içirmişlerdi. Böyle bir süreçteydi bu. Dolayısıyla hani orada bir anayasa fırlattı diye kriz çıkma falan diye yok yani. Onun temelinde yatan aslında ekonomidir. Yani halka içirilen acı reçetedir ya da giydirilen acı reçetedir. Peki efendim şimdi reçetedir. Anayasanın 103, 104 maddeleri var. Ki Ahmet Necdet Sezer'de bakın size bir örnek daha vereyim. Fahri Korutürk eski Cumhurbaşkanı Ali Baransel'in yanlış hatırlamıyorsam anılarında yazar. Fahri Korutürk her sabah Cumhurbaşkanlığı makamına otururken sümenini açıyor. Kendi yemin metnini okuyor ve ondan sonra kapatıyor her gün. Yani hangi konularda ben namusum ve şerefim üzerine söz verdim? İşte Cumhurbaşkanı bu. Sayın Abdullah Gül, Sayın Turgut Özal, Süleyman Bey, Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel. Baktığınız zaman yani bunlar Cumhurbaşkanlığının pozisyonu, anayasada öngören pozisyonu korudular. Halk tarafından seçilmesi iki başlık yaratmaz ki. Çünkü onun yetkileri genişletilmedi ki. Yetki belli. Görevi de belli. Ama görev alanı da belli. Anayasasında yetkiler yeterince geniş. Ya ben şunu somut bir şekilde sormak istiyorum. İşte 103. madde, 104. madde. O diyelim anayasa komisyonunda 104. madde. Görüşülmeye başlandı. Şimdi evet. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı işte, yetkilerinin kısılması lazım. Bunlar fazla. Parlamenter sistemde Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Bir üniversitenin kendisi rektör seçemiyor mu Allah aşkına dedim ya. Bırakın kendi rektörünü kendisi seçsin. Olursa da iki dönem dersiniz ki bir rektör iki dönemden fazla görev yapamaz. Ya bir üniversite kendi rektörünü seçemez mi? Ya koskoca adamlar, akademisyenler otursunlar kendi rektörlerini seçsinler. İki dönemden de fazla seçilmez denir. Yaparlar. Halk tarafından seçilmeye devam edilmeli mi? Efendim? Yoksa bu da değiştirilmeli eskisi gibi meclise mi bırakılmalı? Meclise bırakılabilir. Bizim öyle bir ön yargımız yok yani. Halk da seçebilir, meclise de bırakılabilir. Halkı... Yani başka ülkelerde Cumhurbaşkanı halk seçilmesi var zaten. Yani başka bir ülkede var yanlış hatırlamıyorsam. Yani Avusturya'da galiba. Avusturya'da var. Dolayısıyla halk beni seçiyor diye kalkıp başbakanın görev alanına falan müdahale etmiyor. Yani onun anayasada görevi var, o görevi yerine getiriyor, o kadar. Efendim şimdi ben biraz önce 103-104 örnek verirken şunun için veriyorum. AK Parti bu maddeyi şimdi mevcutta deniliyor ki Cumhurbaşkanı işte seçimden birinci çıkan partiden bir milletvekilini çağırır, görev verir vesaire. Yani yürütmenin sembolik başı olarak seçimden çıkan partinin genel başkanı genelde. Tamirlerimiz de şimdi öyle. Şimdi mevcut parlamenter sistemdeki düzen bu. Ama AK Parti sizin önünüze Cumhurbaşkanı seçildikten sonra işte devlet başkanı ya da hükümetini kurar gibi bir düzenleme yapılması gerekecek. Eğer başkanlık sistemine göre bir anayasa yazılacaksa yürütme maddelerinde bu tür çok keskin değişiklikler olması lazım. AK Parti şimdi sizin önünüze AK Partili 3 komisyon üyesi bu tür maddeler koymaya başladığında ne yapacaksınız? Orada kalıp onu tartışmaya devam mı edeceksiniz? Yok, biz tartışmayız. Peki, bunu burada bitirelim. Bir dostum sorar mısın diyor, Ahmet Necdet Sezer tarafsız mıydı? O dönem hükümetle ilgili tavrını ve konuşmalarını bütün ülke biliyor. Şimdi bir cumhurbaşkanının onayladığı belgeler dolayısıyla ya da yaptığı atamalar dolayısıyla eleştirilebilir. Yani Ahmet Necdet Sezer Bey diyelim ki rektör olarak X'i atadı, bir başka cepheden eleştiri gelir. Abdullah Bey de başkasını atadı, orada eleştiri gelir. Bunları olağan karşılamamız lazım. Yani bu onların tarafsızlıklarını yitirdikleri anlamına gelmez. Kendi dünya görüşlerine göre atama yapıyorlar. Siz beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ama kalkıp da Ahmet Necdet Sezer X partisini doğrudan hedef alıp eleştirirse
tarafsızlığını kaybetmiş demektir. Veya Sayın Abdullah Gül bir partiyi doğrudan hedef alıp eleştiriyorsa tarafsızlığını kaybetmiş demektir. Yoksa Süleyman Bey'in yaptığı atamalarda da hakim atamaları, uygulamalarda eleştirilecek yönler olabilir diyorsunuz. Tabii kendi görev alanına girdiği alanlarda, yaptığı tasarruflarda eleştirebiliriz. Ama o eleştiriyi her zaman dikkat ederseniz Ahmet Necdet Sezer'de, Sayın Abdullah Gül'de, Sayın Sezer'de yaptığı atamalarda eleştirilmiştir ama o eleştiriler sınır için, belli bir sınır içinde kalmıştır. Efendim, şimdi Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu terör. Evet. Dün sanıyorum 24 saatte 8 şehit geldi. Çatışmalar sürüyor. Diyarbakır, Sur'da, Cizre'de problemler hala var. Evet. Çözülememiş durumda sorun. Ne görüyorsunuz? Yani o konuyla ilgili sizin yaklaşımınız nedir? Hükümetin bu bölgelerdeki hendeklere, barikatlara müdahalesini doğru buluyor musunuz? Destekliyor musunuz? Arkasında mısınız? Eleştirdiğiniz yön var mı? Varsa nedir? Bir, Ahmet Bey, teröre karşı bütün siyasi partilerin ön yargısız, işte amasız, fakasız, lakinsiz karşı çıkması lazım. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Prensip. Bugüne kadar bizim ağzımızdan teröre veya terör örgütüne veya işte terör taraftarlarına, onların lehine çıkmış tek cümle yoktur. Ama sarayda oturan zat bizi suçlamıştır. Onlar diyor destek verdiler. Bir cümle, bakın bir cümle. Bir insan o koltukta oturup da nasıl böyle bir cümle kullanabiliyor? Gerçekten hayret ediyorum. Gerçekten yani. İki, terörle mücadele. Evet, yapılmalı. Asla. Efendim silahlı kuvvetler silah bıraksın. Ya adı silahlı kuvvetler. Nasıl silah bırakacak? Zaten elinde silah olmasa silahlı kuvvetler olmaz ki. Ama sen yasaların sana vermediği bir görev olmadan veya böyle bir yetkin olmadan sen kalkıp silah alır ve devletin silahlı güçleriyle mücadele edersen bu doğru değil. Biz bunu kabul etmeyiz. Mücadele, evet mücadele sonuna kadar yapılma. Hendek, bakın sorun şu, o hendekler kazılırken bu ülkeyi yönetenler neredeydi? O hendeklerin içine bombalar konulurken bu hükümetin yetkilileri neredeydi? Bunların hiçbirisini biz sorgulamadık. Hendeklere karşıyız. Orada terör örgütü mensupları bize anlattılar. Sur içinde hiç kimse kapısını kapatmayacak diye talimat verilmiş. Ve kimse korkudan kapısını kapatmıyor. İstediği eve giriyorlar, istediklerini yapıyorlar, duvarları yıkıyorlar. Bunların fotoğrafları bize gösterildi. Ve biz yapılan mücadeleyi, yani terörle yapılan mücadele hiçbir zaman, yani siz yanlış yapıyorsunuz demedik. Ama şunun altını özenle çizmemiz gerekiyor. Sivil kayıpların olmaması lazım. Terörden masum insanların zarar görmemesi lazım. Bunun için devlet hukukun üstünlüğü çerçevesinde her türlü mücadeleyi yapabilir. Bu yönde problemler tespit ediyor musunuz? Bu yönde problemler var. Üzülerek söyleyeyim, ifade eden var. Yani küçük çocukların öldürülmesi veya yaşlı insanların ölmesi veya surun dışında başka insanların evinde otururken seken bir kurşunla hayatını kaybetmesi, biz bunları doğru bulmuyoruz. Yani bunlar doğru değil. Pardon, bunu devletin yürüttüğü mücadele açısından mı söylüyorsunuz? Efendim? Bunu devletin yürüttüğü mücadele açısından mı söylüyorsunuz? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte ateş açması neticesinde böyle bir şeyleri yaşıyor. Hayır, bunu söylemiyorum. Ha, yani tam onu... sivil kaybı. Şimdi o kayıpların kayıplara neden olan kim, onu da bilmiyoruz. Hı. Bakın bu konuda da bize yeteri bir bilgi gelmiyor. Yani gidiyoruz, devletin yetkililerini dinliyoruz. Onlar bize bilgi veriyorlar. Biz bunları dinliyoruz ama mesela sokağa çıkma yasağı, uzun süreli sokağa çıkma yasağını biz bunu doğru bulmuyoruz. Bunu söyledik zaten. Hatta bir parti meclis toplantısında şunu söyledim. Mesela Ankara'yı düşünün veya İstanbul'u düşünün. Size vali kalk dedi ki 10 gün sokağa çıkma yasağı getiriyorum arkadaş. 10 gün. Ya 10 gün sokağa çıkma yasağı nasıl olacak bu? Şimdi sorun bunun çok daha ötesinde. Sorun şu, PKK 17 ilçeyi silah deposu haline getirirken bu ülkeyi kim yönetiyordu? Ağır silahlar, bakın.
ağır siyasi doçkaların olduğu söyleniyor. Kanaslar zaten var, onu biliyoruz. Zırh delici roket atarlar ele geçirildi, onları da biliyoruz. Ben şunu gayet iyi biliyorum, bana aktarıldı bu bilgim. Sur içine silah depolanırken en az 400'ün üstünde ihbarın emniyete gittiğini biliyorum. 400'ün üstünde. Ya bunlar buralara silah depoluyorlar diye. Dokunmayın denmiş. Bu ülkenin dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanlığı. Dokunmayın kim demiş? Yani onu biraz açar mısınız bize? Ve vali, bu size nasıl? Vali, dokunmayın, dokunmayacaksınız. Siz bunu hükümetle paylaştınız mı? Hükümet biliyor zaten, paylaşmaya gerek yok. Zaten dönemin başbakanı Erdoğan bir televizyon programında biz onlara dokunmayın dedik. Onlar da silahlandılar, kötü kullandılar bizim iyi niyetimizi dedi zaten. Ya bu depolarını gayet iyi biliyorum. Ve şunu da çok iyi biliyorum. Bakın, silahlı kuvvetlerin, terör örgütlerinin şurada konuşlandığını, operasyon yapmak istediklerini, valiye yazdıklarını, valinin de dokunmayın onlara dediğini ve bu yazıların da olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani bugün yaşadığımız terörün tek sorumlusu var, mevcut hükümet. Ve efendim böyle dediğiniz zaman zaten PKK'nın hiç mi suçu yok sorusu doğal olarak geliyor. Yani hayır, PKK'nın suçu olmaz olur mu? Hayır, bu yaşananların tek sorumlusu suç örgütüne, hükümet suç diyorsunuz. Örgütüne senin suçun yok ya da suçlusun veya suçun yoktur diye böyle bir şey olamaz. Zaten suç örgütü. Siz bir suç örgütünün konuşlanmasına hizmet ediyorsunuz ve ona olanak tanıyorsunuz. Benim eleştirdiğim nokta o. Suç örgütü bu. Yani kapıyı açıyorsunuz, hırsız da dışarıda bekliyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, ben uzağa gideyim, sen içeride istediğini yap diyorsunuz. Şimdi onun hırsız olduğunu zaten biliyoruz. İyi de sen niye kapını açıyorsun? Veya niye tutuklamıyorsun? Niye gözaltına almıyorsun? Bunların hiçbirisi olmadı. Sorun o. Hande. Bu Cizre ile ilgili yanılmıyorsam siz çok net bir açıklama bu süreçte yapmadınız. Evet, hepsi konuşuluyor ama Cizre özel olarak konuşuluyor. En son dün İçişleri Bakanı'nın ifadesi iki tane olduğu biliniyor zaten ama üst düzey iki teröristin de o 80-100 haneden bahsedilen bölümde, evet, olduğu, evet, ve üst onları düzey kaçırmak için aslında, evet, böyle bir hala işin devam ettiği yönünde. Ama tabii HDP'lilerin de çok farklı açıklamaları var. Bu Cizre konusunu, bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Size gelen bu konuyla ilgili başka bilgiler var mı? Benzer duyum bize siyasi kanattan değil ama bürokratik kanattan geldi. Biz siyasi kanadın yaptığı açıklamaları çok fazla umursamıyoruz. Ama bürokratik kanaldan gelen açıklamalara biz önemsiyoruz. Yani iki üst düzey öyle teröristin bir bilgi geldi olduğu, evet, ve onları kaçırmak için, evet, öyle bir uğraşıldı. Bilgi geldi. Evet, evet. Yani bakın, yine altını özenle çiziyorum. Biz hukukun üstünlüğü çerçevesinde terörle mücadele edilmesini elbette savunuruz. Yani terörün bir insanlık suçu olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama şu sorunun cevabını mutlaka vatandaşlarımız kendi vicdanlarına sorsunlar ve cevabını arasınlar. Ülkeyi bu hale kim getirdi? 2002'de sıfır terörle devraldı. Sıfır. Sıfır terörle devraldılar. Bugün her gün şehitlerimiz geliyor. Üstelik biz bu yaptığınız yöntem yanlıştır dememize karşın, yazılı metni götürüp onları vermemize karşın, size kredi açıyoruz dememize karşın, ya yanlıştır bak bunu yaparsanız bu böyle yürümez dememize karşın, biz bunu böyle yaparız dediler. Faturayı kim ödüyor? Bakın, gazetelerde şehitlerin evleri var. Nerede gariban vatandaş varsa onlar. Geçen mecliste beni ziyarete geldiler, şehit yakınları. Anneler geldi. Emin olun, bildiğimiz işte gariban, yoksa Anadolu çocukları. Hangi Ankara'daki beyin, bakanın çocuğu gidip oralarda mücadele ediyor? Hepsi paralar, verdiler paraları, askerlikten mahvoldular. Gariban vatandaşın çocuğunu gönderiyoruz. Arkasından da kahramansın, aslansın, kaplansın diyoruz. Annesi gözyaşı döküyor. Bir anne aynen şunu söyledi, şehit annesi. Televizyonlara bakamıyorum diyor. Yeni şehit haberleri gelince benim bütün eski acılarım depreşiyor. Bugün de gelmeden arayanlar oldu. Onu da iletmiş, evet, olalım bu arada. Evet. Bizim çocuklarımız nasıl geri gelecek, evet, diye. Yani evet, santralden de arayan oldu. Peki şunu da merak ediyoruz. Sonuçta bir master plan açıklamayı hazırlanıyor hükümet. O silahlar oralara nasıl kondu, kimin izniyle kondu? Bunun hesabını vermek zorundadır. Bu hükümet bunun hesabını vermek zorundadır. Efendim, o şehitlerin sorumlusu bunlardır. Şehitlerin sorumlusu bunlardır. PKK'yı dağdan şehrin içine indirdiler. Konuşlandılar. Hiçbir ihbarı dikkate almadılar.
hiçbir talebi, öneriyi dikkate almadılar. Açıkça söyleyeyim, açıkça hükümet PKK'ya hizmet etti. Gel şehrin ortasına konuşlar, istediğin silahı getir dedi. Ve getirdiler. Hepimizin gözü önünde getirdiler. Uyardık, yanlış yapıyorsunuz diye getirdiler. Şimdi oturmuşlar kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Kimin sırtından? Anadolu'daki gariban vatandaşın sırtından kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Bu hale ülkeyi getireceksin, kan gölüne döndüreceksin, pazarlıklar yapacaksın. 50 sefer söyledik ya, bu işin çözümü İmralı'da değil kardeşim. Sorunu çözeceksen gel meclise, orada çöz. Muhatabın orada olmalı senin. Hayır, sen kalktın koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni APO'ya sorgulattın. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni. Beşir Atalay'ın açıklamasıdır bu. Beşir Atalay'ın açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti'ni hesaplaştırdık diyor. Ne demektir bu? Kendisi de burada. TRT, bu haberi veren de TRT kanalı. Yani hükümetin kanalı. Düne kadar yere göğe sığdıramıyorlardı. Şimdi kalkmışlar, kendileri dışındaki herkesi terörist ilan ediyorlar. Ülkeyi bu hale bunlar getirmedi mi? Sanki bu ülkeyi başka birisi yönetiyor. Bunlar ilk kez gelmişler ve ülkeyi kan gölünde ve bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Ya 14 yıldır yönetiyorsun sen bu ülkeyi. 14 yıl, 1 yıl değil, 2 yıl değil, 10 yıl değil. 14 yıldır. Üstelik devraldığın zaman hiçbir şey yoktu ortada. Peki efendim, bir Suriye meselesine dönelim isterseniz. Ondan önce bu Rusya krizi. Siz yani diyorsunuz ki terörle mücadelede biz güvenlik güçlerini, devletin terörle mücadelesini destekleriz diyorsunuz. Evet. Aynı şey dış politika için geçerli mi? Mesela Rusya krizinde siz hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletin tezlerini savunuyor musunuz? Rusya krizinde partimizin adına mecliste konuşmayı yapan, grubumuzun adına konuşan Sayın İlhan Kesici'ydi. Evet, angajman kurallarının ihlali nedeniyle hükümetin yaptığı hareketin doğru olduğunu söyledik. Şimdi bu son krizde de yine aynı. İki. Şeye gittiğimde, Brüksel'e gittiğimde, Strasbourg'a gittiğimde, göçmenler konusunda, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'nin üstüne düştüğü bütün görevleri yaptığını, bu konuda hiç kimsenin Türkiye'yi suçlayamayacağını da yine söyledim. Gayet açık ve net. Ama onun dışında yanlış politikalarını da eleştirdim. Peki şu son Rusya krizinde yine aynı pozisyonunuzu koruyor musunuz? Aynı pozisyonumuzu koruyoruz. Kim olursa olsun. Bakın sadece Rusya değil ama bizim hava alanımızı, hava sahamızı başka bir ülkenin uçakları ihlal ederse Türkiye'nin kendi alanını koruma yükümlülüğü vardır zaten. Bu evrensel bir kuraldır. Yani bu kurala kimsenin karşı çıkması söz konusu değil. Ama az önce, biraz önce yaptığınız değerlendirmelerde sayarken Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse şunları yapar derken Rusya ile olan gerginliği de biz gideririz, evet, dediniz. Sadece Rusya değil, Rusya, Suriye. Evet. Orada Rusya dikkatimi çekti. Evet. Yani şu anda hükümet de Rusya ile krizi dindirmek istiyor. Evet. Siz hükümetin uygulamasını doğru buluyorsunuz. Ne yapacaksınız da kriz? Biz dış politikamızı tamamen değiştireceğiz. Sayın Davutoğlu'na şu cümleyi kullandım. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Üstelik bunu koalisyon görüşmeleri sırasında arkadaşlarıma söyledim. Bunu bilsinler. Yani bu dış politika böyle gidemez. Türkiye buradan zarar görüyor. Ve nitekim hepimiz yaşıyoruz zaten. IŞİD'i, PKK'yı aldık. Daha başka terör örgütü mensupları, DAEŞ, KHPC bir sürü var. Yani bunların hepsi yeniden canlandılar. Ve dış politika bu terör örgütlerine şu veya bu şekilde destek vermeye başladı. Davutoğlu'na şunu da söyledim. Eğer bu sorunu, 30-35 yıldır çözülemeyen bu sorunu biz kendi özgür irademizle çözemezsek ve bu uluslararası arenaya sıçrarsa korkarım ki daha farklı bir boyut kazanır ve Türkiye daha tehlikeli bir sürecin içine girmiş olur. Bunu söylemek benim görevim. Ama ben bu tabloyu da görüyorum. Bu tabloyu görüp benim ülkenin başbakanına söylememem yanlış olur. Onu söylemek, onu hatırlatmak benim görevim. Yapılan yanlışlar, dış politikadaki yanlışlar artık ekonomiye de, sosyal yaşamımıza da, günlük yaşamımıza da zarar verir boyutlara taşıdım. Türkiye artık bunu çekemiyor. Batı'da
Türkiye'nin görüntüsü otoriter bir yapı, demokrasi olmayan bir yapı, özgürlüğü olmayan bir yapı, baskıcı bir yönetimin altında Türkiye'nin kaldığı şeklindeki bir algı var. Ve bu algı sadece yöneticilerde değil, bütün uluslararası istatistiklerde de veya verilerde de bu açık ve net görünüyor. Batı kamuoyunda da. Kamuoyu, evet, yani yolsuzluktan tutun medya üzerindeki baskıya kadar bütün bu alanların tamamında görülüyor. Ve şu söyleniyor, Türkiye'de artık demokrasi yok. Benim kurultayda özellikle altını çize çize ölümüne özgürlükçü demokrasiyi savunacağız dememin gerekçesi de bu. Yani bu ülkeye dördüncü devrimi yapmamız gerekiyor bu ülkede. O da özgürlükçü demokrasiyi getirmektir. Cumhuriyetimizi kurduk hep beraber. Çok partili hayata geçtik. Bu ülkeye sosyal demokrasiyi getirdik. Şimdi özgürlükçü demokrasiyi getirmek zorundayız. Birinci sınıf demokrasi bu ülkeye gelmek zorunda. Biz bunu yaptığımız zaman siyaseti olarak görevimizi yapmış olacağız diye düşünüyoruz. Efendim, siz böyle bir tablo çizdiğiniz zaman hükümet tarafı da bambaşka bir tablo çiziyor. Yani birincisi bu işte 17 ilçede başlamıştı. Şu anda 2 ilçede devam ediyor. Bunu bütün Türkiye'de yaşanıyormuş gibi yansıtmakla suçlanıyorsunuz muhalefet olarak. İkincisi mesela ekonomiyle ilgili sizin de desteğiniz, hatta sizin parti söylemi olarak ilk sizden çıkan bazı şeyler var. İşte asgari ücret 1300 lira oldu, emeklilere zam, kadınlara, doğum yapan kadınlara, evet, bir takım avantajlar, gençlere avantajlar. Bunlar meclisten geçmeye başladı. Yani 21 Mart'a kadar hükümetin ciddi anlamda sosyal politikalar açısından bir takım yasal çalışmaları var. Evet. Onlar meclisten geçiyor. Siz de bunu destekliyorsunuz. İşte 3. köprü bu yaz açılacak, evet, vesaire gibi birçok 3. havalimanında, evet, bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bu pozitif gündeme geçmesi gerekiyor Türkiye'nin diye bir şey var. Ama muhalefet işte 2 ilçede yaşanan şeyi bütün bu pozitif gündemin üstünde göstermeye çalışıyor diye bir eleştiri var. Bu neresinde pozitif gündem var? Ücreti, asgari ücreti 1300 lira yaptılar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. İşverenler işçi çıkarıyor. Artı işte emekliye 100 lira verdiler. O da hepsine değil, bir kısmına verdiler. Ve arkadan zamları bindirdiler. Ekmekten tutun, elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, gıdaya, her şeye zam geldi. Neresi pozitif gündem? Bir de şu var. 7 Haziran'dan sonra Türkiye'yi bu noktaya taşıyan bunların politikaları değil mi? Güvenlik politikalarını öne çıkaran bunlar değiller mi? Viranşehir'de 2 polis öldürüldü. O 2 polisin nasıl, hangi gerekçelerle öldürüldüğü konusunda şu ana kadar kamuoyuna sağlıklı bir bilgi aktarılmış değil. PKK'nın öldürdüğü açıklandı. PKK'nın eylemi değil. Bir süre sonra önce üstlendiler bakın. Sonra biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Niçin üstlendiler, niçin vazgeçtiler? Arkasında hangi güçler var? Karanlık bir taraf mı var? Elbette karanlık tarafı var. PKK'nın eylemi bizim bildiğimiz eylem. Kapının önünde bekler, polis çıkınca da tarar, kaçar. Çıkacaksınız ikinci kata. Enselerinden vuracaksınız. Hiçbir kavga olmayacak. Oradan çıkıp gideceksiniz. Üstelik kapıda hiçbir zorlama da olmayacak. Burada başka bir şey var. Çok karanlık olaylar var. Aslında bakın, Doğu Güneydoğu şu anda bizi sevsin sevmesin bütün ülkelerin, ajanların cirit attığı bir yer, bir alan haline geldi şu anda. Doğu Güneydoğu böyle. Orada kimin ne söylediği belli değil. Neyin nasıl olduğu da tam belli değil. Bize bilgiler geliyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı doğru değil. Onu da emin olun bilemiyoruz. Vatandaşa gidiyorsunuz başka şey anlatıyor. Güvenlik güçlerine gidiyorsunuz başka şey anlatıyor. Politikacıya gidiyorsunuz başka şey anlatıyor. Hangisi doğru bilmiyoruz. Sadece Doğu Güneydoğu'da iki yerde oldu diyorlar. Peki Sultanahmet'te patlayan canlı bomba neydi? IŞİD konusunda bunları defalarca uyardık. Yapmayın, etmeyin dedik. Bakın Deniz Bey, 70 ilden Türkiye'de IŞİD'e katılan var. 70 ilden. 70 ilden IŞİD'e katılan varsa demek ki IŞİD'in burada bir tabanı var. Bugün diyorlar ki fazla büyütmeyin. Nasıl fazla büyütmeyin? 70 ilden gidecek, sınırı geçecek. Üstelik kadın çocuğuyla beraber gidiyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Ben Diyanet İşleri Başkanı'nı da göreve çağırdım. Ya bu IŞİD'in yaptığı Müslümanlık değil. Sizin anlatmanız lazım. Bir değil, beş değil, on değil, her cuma vaazda anlatın. Bunların Müslümanlıkta ilgisi yok.
Türbeyi bombalıyorlar, camiyi bombalıyorlar, masum insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, kadınları satıyorlar. Bunun adına da Müslümanlık diyorlar. Bizim böyle bir Müslümanlık anlayışımız yok. Bunun anlatılması lazım. İşi serbest bırakırsanız sonuç buraya gelir. Şimdi diyorlar ki efendim işte biz olumlu şeyler yapıyoruz. Olumlu şeyler yaptın da arkadan zamlarla zaten perişan ettin milleti. Etin kilosu olmuş 50 liraya. 100 lira vermişsin, ne olacak yani? Etin kilosu 50 lira olduktan sonra nasıl geçinecek bu adam? Ekmeğe zam yapıyorsun, TRT Haber yapıyor. Efendim ekmeğe zam yapmadık da ekmeğin fiyatı arttı. Ya, ne demek yani? Vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz siz? Evet, elektriğe bakın. Gıda, bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor. Biz de gıda fiyatlarına zam. Karamsar bir tablo var Türkiye'de. Karamsar bir tablo var. Ben şunu söyledim. Bakın 7 Haziran sonrası da şu cümleyi kullandım. AKP tek başına iktidar olsa dahi ülkeyi yönetemez. Şu anda ülkeyi yönetemiyor. AKP'nin ülkeyi yönetme şansı yoktur. O şansı kaçırmıştır AKP. Demokrasi kavramı yoktur AKP'nin kafasında. O iktidarda kalmak için bütün yolları deniyor. Bütün yolları. Baskı kuruyor, terör estiriyor, gazetecileri hapse atıyor. Hepsi, her şeyi yapıyor. Bunu göze almış vaziyette. Gitmemek için her şeyi yapıyor. Ama gidecek. Bu işin başka çaresi yok. Dış politikada buraya geldiysek, demokraside buraya geldiysek, AKP'nin bu ülkeyi yönetme şansı yok. Hele üçüncü sınıf kadrolarla Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mümkün değil. Pardon, gidecek derken 2019'a kadar normalde bir seçim görünmüyor. Sizin öngörünüz erken bir seçim yapılacak konusunda. Yani bu hükümet Türkiye'yi yönetemez. Yönetme gücünü kaybetmiştir. Yapılar farklı. Bakın ben size daha garip bir şey anlatayım. Aşağıdaki bürokrat bakanlığı başbakanı atlayarak doğrudan cumhurbaşkanına bilgi veriyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Liyakat kalmadı. Şimdi liyakat dediğiniz şey, istişare dediğimiz şey, yani hem inanç bağlamında, hem bilgi bağlamında, hem geleneksel bağlamda bir devlette olması gereken kaçınılmaz bir şeydir. Liyakat, işi eline vereceksin. Bu işi en iyi bu adam yapar. Türkiye'de bu bitti. Liyakat sistemi bitti. Benim partiliysem getiririm buraya, oturturum, ne olursa olsun diyor. Dış politika boşuna böyle bu hale gelmedi. İçeride boşuna bu hale gelmedik biz bu hale. Bürokraside çalıştığım yıllarda ben doğrudan doğruya, bakın, bakanın yanında ben başbakana yanlış olduğunu söyleme gücüne sahiptim. Yanlıştır bu derdi. Sonuçta karar ona ait. Ama ben ona yanlış olduğunu söylemeliydim. Söyleyebiliyorduk biz. Şimdi böyle bir bürokrasi kalmadı. Bir geliyor, emredersiniz diyor. Bir, ya emredersin de kardeşim, bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bunun artısı eksisi ne? Siyaset değişik seçenekler içinde kendi politikasına en uygununu tercih eder. Ben buna itiraz etmem. Ama dayatmayla sadece bunu yapacaksınız dediği andan itibaren her şey bitiyor. Yok böyle bir şey yani. Efendim peki Hande'nin sorduğu sorudan devamla. Şimdi 2019'a kadar bir seçim yok. AK Parti hükümeti var, tek parti hükümeti var. Bütün bu saydığınız sorunların aşılması açısından... Sorunlar derinleşerek devam edip gidecek. Sorunları... Bu anlayış, yani demokrasi kültüründen gelmeyen birisi ülkeye demokrasiyi getiremez. Demokrasiden ürken birisi demokrasiyi getiremez. Darbe dönemlerine bakın. Siz darbe dönemlerinden demokrasiyi beklediniz mi? Hayır. Şimdi resmen sivil bir darbe yapılmış durumda. Zaten bir darbe dönemi yaşıyoruz. Efendim, ben şuraya bağlamak istiyordum. Yani böyle zamanlarda halkın, hani bu tür sorunlar karşısında çaresizliğin arttığı dönemlerde muhalefet bir umut olarak öne çıkar. Ve muhalefetin söylemleri, muhalefetin yol göstermesi, işte liderliği, evet, vesaire destek bulur ve bir şekilde siyasi tablo değişir. Evet. Ama şu anda karşılaştığımız şöyle bir tablo var. İşte 7 Haziran'la 5 ay içinde AK Parti yeniden %49,5 oy aldı. Ve bugünlerde de işte anket şirketleri sürekli AK Parti'nin oylarının arttığını, muhalefetin kan kaybettiğini vesaire açıklıyorlar. Hatta bir ek baraj sorunu olan partiler de araştırmalara konu oluyorlar. Şimdi bu bağlamda yani işte dış politikayı eleştirdiniz.
biz düzelteceğiz diyorsunuz ama nasıl düzelteceğinizi söylemiyorsunuz. Yok. Güneydoğu'da yaşananların hükümeti geçmişteki hatalarından dolayı suçluyorsunuz ama geleceğe ilişkin bu işten insanların kurtulmasını sağlayacak bir yöntemi öne çıkarmıyorsunuz. Yok. İşte ekonomik sorunlardan ben en azından bu Tabii. program açısından söylüyorum. Evet. Şu ana kadar hep hükümeti eleştirdiniz. Yani evet. Bugünden sonra ne yapılacak? Bu çaresizlik karşısında işte bir muhalefet partisi olarak halkın sizin peşinize takılması için neyi göstereceksiniz? Neyi gösteriyorsunuz? Mesela işte Kürt sorunu. Biraz önce dediniz ki güvenlikçi politikalar yeniden ortaya çıktı. Bu da bir sonuçtur. Güvenlikçi politikalar dışında bir çözüm öneriyor musunuz? Ya da çok pardon ona geçmeden çok kısa da yani yönetilemiyor derken Türkiye siz anketlerde iktidar partisinin oylarını arttırdığını gösteriyor. Hali hazırda hali arttırdığını gösteriyor. Yani burada bir çeşit fatura yok. Şimdi bakın anketler tabii gösteriyor olabilir. Doğru da olabilir bakın. Ama benim görevim halka doğruları söylemek. Benim görevim neyi nasıl yapacağımı söylemek. Siz dediniz ki bu programda en azından bunu. Biz bakın seçim bildirgesi bütün siyasi partiler tarafından kopya edilen bir partiyiz. Demek ki doğruları biz biliyoruz. Çıkardıkları yasalar bizim taahhüt ettiğimiz. Ama onu da kör topal çıkardılar. Eksik çıkardılar. Çünkü bilmiyorlar. Hata yapa yapa yollarına devam ediyorlar. Şimdi başarı diyorsunuz. Hangi başarı? Bana bir başarı gösterin. Kişi başına gelirin düştüğü bir ortamda başarı olur mu? Etin 50 liraya çıktığı bir ortamda başarı olur mu? 100 lira vereceksin, öbür taraftan 50 lira zam yapacaksın, 300 lira zam yapacaksın. Gıda maddesinden tut, ekmeğinden tut, elektriğine kadar. Bu mudur devleti yönetmek? Devleti yönetmek bu değil. Bakın bazen belli gerçekleri, toplumun algılaması, öğrenmesi belli olaylara bağlıdır. Belli zaman dilimine bağlıdır. Birdenbire bu olmaz. Namık Kemal de bunu böyle anlatmıştır. Sosyolojik olarak bakmak lazım. Artı başka şeyler var. Bizim siyasetimiz batıdaki gibi bir siyaset değil. Maalesef üzülerek söyleyeyim. Etnik kimlik üzerinden ve inanç üzerinden yürütülen bir siyaset var. İnsanlar bir şekliyle siyasal tutsak haline dönüştürülmüş vaziyette. Bu çemberin kırılması lazım. Bu çemberi kıracak olan sadece biz değiliz. Bu çemberi kıracak olan sivil toplum, bu çemberi kıracak olan sendikalar, bu çemberi kıracak olan aydınlar. Düşünün aydınlar kalktı bir bildiri yayınladılar, kıyamet koptu. Hepsi sabahın köründe polisler bastı evlerini. Bu 12 Eylül'de ne farkı var askeri dönemlerde? Aynı şeyleri yaşıyoruz. Tabii biz halka gidip bunları anlatacağız. Anlatmak zorundayız. Umut vermek zorundayız. Bütün bunlara karşın bakın biz diyoruz biz bunu çözeriz. Çözmek zorundayız. Neden biz çözeriz? Onu da gayet net söylüyorum. Çünkü biz uygarlığı savunuyoruz. Biz özgürlüğü savunuyoruz. Biz din vicdan özgürlüğünü savunuyoruz. Biz medya özgürlüğünü savunuyoruz. Biz adaletin olmasını istiyoruz. Yargının bağımsız olmasını istiyoruz. Bizim savunduğumuz değerler bunlar. Uygar dünyanın savunduğu değerler. Öyle bir algı var ki toplumun üzerinde. Güçlü bir, bakın şimdi hangi televizyon kanalını açın. Desmart'ın üyesiyim. Bir sürü kanal var. Bütün kanalları açın. İster yaygın medya olsun, ister bölgesel, ister il bazında, ister ilçe bazında. %99,9'unda sabah, öğle, akşam AKP propagandası yapılıyor. Hangi medya özgürlüğünden söz ediyoruz biz? Hangisinden söz ediyoruz? Diyelim ki bir hata yaptık. Olur ya hepimiz insanız ya. Ben de bir hata yapalım veya bir partilimiz veya birisi bir hata yaptı. Türkiye'nin gündemi o hataya kilitleniyor. Nasıl bitirebiliriz partiyi diye. Yani işimizin kolay olmadığını söyleyeyim ama bu bizim şikayet edeceğimiz anlamında değil. Biz bunların hepsini aşmak zorundayız. Aşmak zorundayız. Aşacağız. Başka çaremiz yok bizim. Hani var ya bu davayı güdeceğiz ya öyle bir ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Evet ya bu diyardan ya bu diyardan gitmeyeceğiz. Biz diyarımızı seviyoruz. Yerimizi, toprağımızı, insanımızı seviyoruz. Ama bu davayı götüreceğiz. Türkiye çağdaş uygarlığı yakalamak ve bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirme güvencesini bizim vermemiz gerekiyor bu halka. Bir umutsuzluk var mı? Ben onu gözlemliyorum umutsuzluğu.
Onu gözlemliyor. Siz de gözlemliyorsunuz doğal olarak. Eğer bir insanı ölümle burun buruna getirirseniz o insan başka bir şey düşünmez. Şu anda halkın getirildiği nokta ölümle burun buruna getirilmesidir. Siz eğer ölümle burun buruna gelirseniz karnınız aç mı tok mu onu düşünmezsiniz. Bugün gazete okuyayım mı okumayayım mı onu düşünmezsiniz. Türkiye farklı bir kulvarın içine sokulmuş durumda. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bilinçli olarak. Getirildi. Ama toplum ne kadar, biz toplumu ne kadar aydınlatabiliriz, ne kadar uyarabiliriz, ne kadar bilgilendirebiliriz, ne kadar bizim söylemlerimize vatandaş güven duyabilir. O da bizim görevimiz. Biz bunu yapmak zorundayız. Bizim şikayet etme hakkımız yok bakın. Şikayet etme hakkımız yok. Bizim daha fazla çalışma gibi bir görevimiz var. Bilinçli olarak yapıyorlar derken neyi kastettiniz? Yani Türkiye'deki bu gerilimi bilinçli olarak mı birileri üretiyor? Evet, işte gayet PKK'nın getirip silah depolamasına ses çıkarmadılar. 7 Haziran sonrası da böyle bir tablo çıkardılar ortaya. Ve vatandaş dedi ki, ya ne oluyor bunlara dedi. Tabii muhalefete de kızdı vatandaş, haklı. Size oy verdik, siz hükümet bile kuramadınız dediler. Nasıl vatandaşı suçlayacaksın? Doğru. Muhalefet partileri bir araya gelemediler. Bir koalisyon kuramadılar. Şimdi biz kalkıp da ne diyelim vatandaşa? Peki, çok teşekkürler Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çok uzun bir süredir yayın yapıyoruz. Hande Fırat, Deniz Zeyrek sorular sordular. Sonuna geldik ama hemen veda etmeyeceğiz. Bir süremiz daha var. Biraz da hafifletelim meseleleri. Evet. Reklamdan sonra birkaç dakikada biraz daha hafif konulara girelim istiyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Evet, Tarafsız Bölge'nin artık son bölümü tamamlıyoruz. Yarınki programınız nedir? Ankara'da mısınız, İstanbul'da yarın mısınız? Yarın İstanbul'dayım. İbrahim Arıkan Bey'in cenazesine katılıp döneceğim. Bir de Sarıyer'de bir şehit ailesi vardı. Onları ziyaret edeceğim. Daha önce gidecektim ama mümkün olamamıştı. Onları ziyaret edeceğim. Şehit ailelerini ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Özen gösteriyoruz. Onlar bazen geliyorlar. Onların talepleri var. Onları da parlamentoda mümkün olduğu kadar dillendiriyoruz tabii. Bu arada İbrahim Arıkan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, gerçekten eğitime çok değer veren birisiydi. Ben hayattayken kendisiyle birkaç kez beraber olma imkanım olmuştu. Evet. Yozgatlıdır yani hemşerimiz. Öyle mi? Evet. 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 Şimdi buraya kadar birçok konuyu konuştuk. Sizin ilave sormak istediğiniz bir şey var mı Deniz? Yok. Artık. Yani vakit varsa bir soru sorabilirim. Bu HDP'li vekillerle ilgili olarak siz özellikle terör konusundaki tavrınızı çok net partiler açısından da söylediniz, evet. Ama yine son Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Dokunulmazlık dosyaları konusunda partilerin gereğini yapması gerektiğini düşünüyorum dedi. Bu çerçevede partinizin tavrı ne olacaktır eğer meclis gündeminde konu ele alınırsa? Bizim dokunulmazlık konusundaki tavrımız çok açık ve net. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kalkması lazım. Düşüncemiz o. Bunu seçim bildirgemize de koyduk, parti programımıza da koyduk, düşüncelerimizi her yerde açıkladık. Yani dokunulmazlığın arkasına saklanıp toplumun kabul etmediği eylemlerde ya da söylemlerde bulunmayı çok doğru bulmuyoruz. Teşekkür ederim. Parti olarak parti meclisine seçilemeyen yakın arkadaşlarınız oldu, çalışma arkadaşlarınız. Evet. Siz istediğiniz gelmelerini. Onlarla irtibatınız sürüyor mu? Elbette. Nasıl bir iletişim içerisindesiniz? Yok, telefonla konuşuyoruz. Tabii şimdi teknoloji de ilerledi. Mail atıyorlar. Mail atıyorsunuz. Evet, düşüncelerini aktarıyorlar. Doğrudan kullandığınız bir mail adresi var mı? Efendim? Yani doğrudan kendi. Doğrudan evet, kendileriyle bir özel mail adresim var. Oradan yazışıyoruz. Yani teknolojiyi kullanıyorsunuz. Kullanıyorum, evet. Cep telefonu direkt açtığınız bir telefon var mı? Yani sizin taşıdığınız. Bir cep telefonu var ama onu çok fazla kullanmıyorum. Cep telefonu genelde koruma arkadaşta oluyor. Ama ben sabah veya akşam
bana gelen maillere bakıyorum. Olabildiğince de hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Peki gazete tercihiniz, bunu hep merak ediyorum liderlerde. Çünkü son zamanlarda hep iPad'den gazete okuma gibi bir alışkanlık ortaya çıktı. Kağıttan mı, iPad'den? Kağıttan okumayı daha seviyorum. Çünkü yani abi sabahleyin klasik. Şöyle gazeteyi elimle tutup bakmak, okumak daha güzel. Kahvaltı, belki böyle bir kahvaltıda mı yaparsınız onu? Genelde kahvaltı sonrası, bazen kahvaltıdan önce. Önce. Değişiyor, evet. Bakarsınız. Evet. Bütün gazetelere bakar mısınız? Bütün gazetelere bakmıyorum. Belli gazetelere okuyorum, bakıyorum, ediyorum ama hepsinin tabii gene sonuçta bakıyoruz yani hepsine. Ama yani hepsini okuyorum dersem doğru değil. O açıdan söyledim. Çok hakaret davası açıyor musunuz? Eğer yani küfür ve buna benzer bir şeyler yoksa açmıyorum yani sonuçta. Bir genç kızımız vardı. O bana hakaret etmiş. Savcılık harekete geçip dava açmış. Fakat bana soruyorlar sen şikayetçi misin diye. Kendisine çok güzel bir mektup yazdım kıza. Ve davamdan da vazgeçtiğimi kendisine söyledim. Bu tür şeylerim var. Özür yani, diledi mi? Evet, yani yaşı küçükse herhangi bir dava açmıyoruz. Savcı dava açmışsa vazgeçiyoruz ondan ama kendilerine mektup yazıyorum. Yani böyle bir davranışın doğru olmadığına dair. Şaşırıyorlardır herhalde. Efendim? Şaşırıyorlardır o mektubu. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Arıyorlar mı sizi? Hani böyle bir temasla kuruyor musunuz? Arayan da var, aramayan da var. Evet. Arayan da var, aramayan da var. Evet. Şaşırıyorlar tabii. Şaşıran da var. Ya nasıl olur diyen de var ama bunun yanında sessiz kalan da var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam konuğumuzdu. Kurultay sonrası ilk kez tarafsız bölgede konuştu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yorduk sizi. Hande Fırat ve Deniz Zeyre'ye de çok teşekkür ediyorum. Biz sorduk, Sayın Kılıçdaroğlu cevapladı. Takdir sizin. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.